Boston Celtics Toronto Raptors e, bu 19 Ekim'de oynandı maç. Bir hafta kadar oldu ama bu maçın özelliği şuydu e, tabii ki Doğu finalinin olası provalarından biriydi e, iki takım içinde ve Boston Celtics biraz beklenildiğinin tersine aslında yavaş başladı ki ben çok şaşırmadım çünkü koca bir sezonu hiç oynamadan geçiren, sezonun ikinci yarısından sonrasını tamamen sakat geçiren, playofflarda bir sürü sakat veren bir takım için yavaş bir başlangıç bana çok anormal gelmiyor. Özellikle de birçok oyuncunun birlikte oynamadan geçirdiği çok büyük dönemler oldu. O yüzden de hani e, çok şaşırtmadı beni. Tam tersi Toronto'da şaşırtmadı. Çünkü Toronto'da da bir yenilenme oldu. Kavay çok aç durumdaydı. Yani Kavay e, kenarda oturdu ama sakatlığı geçmesine rağmen oturduğu için o çok daha hazır ve aç bir şekilde lige başladı. Toronto'nun zaten savunma temelli mentalitesinde Kava ile beraber iyice güçlendi. Kava, güçlendirdi. O yüzden de Toronto'nun başlangıcı da şaşırtmadı diyebilirim. İkisi de iyi bir maç çıkardılar burada. Şimdi bu maçın bir analizini yapacağız ama tabii pozisyonları ben maçı izlerken aldığım için yine şeye göre aldım, maçın süresine göre aldım. Biraz yavaş ilerlemek zorunda kalabiliriz. Neyse çözeceğiz bakalım. Şimdi ilk pozisyonumuz Toronto'nun savunması ile ilgili 8 elde buraya bir bakalım. <laughs> bir dakika bizim süre kaymış. Nasıl olacak o işler? Demin daha ilerideydik. Aha tamam buradan başlayalım.

Biraz ben... i̇şte daha geri alalım. buradan Tanca'nın Batman'li konsolu join. Batman'li konsolu evet satamıyorum o yüzden. <laughs> Eskidi PlayStation ama satamıyorum. <laughs> Çok güzel çünkü. Şimdi tekrar baştan durdurarak izleyeceğim bu sefer. Şu sekans bize Toronto'nun savunmasının... Bak ilk zaten başlangıç noktası şu açıdan da önemli. Green ve Kawhi yıllarca beraber oynadığı için ikisinin savunma bilgisi özellikle San Antonio'dan gelen o miras çok yüksek. Toronto'nun ilk artısı bu. tam tersi de tabii San Antonio tarafında da bu bir eksi olabilir ama tabii onların takım olarak bir savunma şey var, ezberi var, alışkanlığı var. Onlar oyuncuları içlerine yedirirken tam tersi olarak Toronto'da Kawhi ve Green takımı kendilerine e, ayak uyduracak seviyeye çekiyorlar. Bak daha Green burada konuşurken zaten pozisyonunda takip etmeye başlıyor. <laughs> Katı takip ediyor. Kopmadı oyundan. Ibaka zaten. Ha bu arada şöyle bir değişiklik de var Toronto'da. Valensunas kenardan geliyor. Ee, gerçi hangi maçtı? Bir maçta yine 5 başlattı ama az oynattı. Oh! Or, yok Orland'i hangi maçtı ya hatırlayamadım. Ama ağırlıklı süre Ibaka'da. Çünkü belli ki Nick Nurse'da artık e, daha hareketli, daha atletik bir takım kurmanın e, vakti geldiğini anlamış. İşte savunmanın en önemli konusu bu. Recover'lar yardımdan sonra bakın direkt yetişti Jalen Brown'a. Zor bir şuta zorladı onu. Şut kaçtı. tam rebound'u verdiler ve kritik konu bundan sonra başlıyor. Rebound'u verdikten sonra bulunabilecek boş şuta ne kadar hızlı recover olacaklar. Yani bütün savunma oyuncuları yerini ne kadar hızlı bulabilecek. Bak Green. Green buraya kendi adam olmasa da direkt çıktı. Ki kendi adamı aslında demin deminki pozisyonda. Arka tarafta Lavri burayı kontrol ediyor. Kavay zaten e, tamamen topun vision'la odaklanmış durumda. topun görüş açısına odaklanmış durumda. İzleyelim buradan. Bak ortaladığı için, kavay, e, topu topu izlediği için yani bu iki oyuncuyla ilgilenmek yerine, yani bunların ne yapacağıyla ilgilenmek yerine topun e, bakış açısına odaklandığı için direkt pozisyona hakim ve direkt yardımda bekliyor. Mesela bu birçok oyuncunun yaptığı bir hatadır. Rebound'dan sonra savunma bir anda oyuncusunu bulma, bulmaya çalışınca herkes bir dağılır. Aman ona git falan hani adamına gitmeye çalışır ama öncelikle olay topa bakmaktır aslında. Topa baktığınız zaman da böyle pozisyonu yakalarsınız. Bak yardım geldiği için pas vermek zorunda kaldı. Kavai direkt cover, recover yaptı, geri döndü buradaki oyuncuya. Şu anda adamlar paylaşıldı. Bak herkes hatta kendi adamına döndü. Yani o kadar hızlı oldu her şey. Bir tek Lavri ile e, Anunobi büyüdü. Onun arasında bir fark var. Yine zor bir şut. Böyle bant alıyorlar. İşte bu tek sekans bize bu seneki Toronto savunması hakkında aslında çok şey anlatıyor ve bunun temelinde de Kawaii ve Green var. Zaten bunlarla ilgili maç boyunca birçok pozisyon göreceğiz. Ibaka hayvan gibi başladı. Evet, Ibaka bayağı iyi başladı. Bakalım şimdi 6-10'da bir pozisyonumuz daha var. That the league is going there will be nights where you will see JV and surge together but most nights you won't and that is something that you know what it is skill ball yeah you got to be skilled to play in this league I just hope that we get to a şey point bak Yine Toronto savunması İnanılmaz sıkı durumda yani. Berbat bir şutta zor oluyor İyi savunmanın da size getirdiği nokta bu ee, Açık sahayı yakalayabiliyorsunuz Mesela Boston'ın Geçen sene yaptığı en iyi şey Özellikle savunmasını playoff'larda çok yükseltip Yükselttikten sonra da devamlı açık sahada o geçiş hücumlarında bulduğu üçlükleri çok yüzleri sokarak playoff'ta başarılı olmuştu. Yani o e, daha zayıf gözüken kadronun başarı noktasındaki odak buydu. Bu sene bunu yapamıyorlar. Çünkü e, aslında bunun nedeni yapamıyorlar da değil ama genel bir formsuzluk olduğu için yapmak istedikleri şeyler yapamıyorlar aslında. Yapmak istediklerinde bir sorun yok ama onları hayata geçirmekle ilgili sorunları var. Yine yani onları da maçta konuşacağız. Hatta şimdi ben onunla ilgili bir örnek geliyor. Ee, bir bastın hücumunu izleyeceğiz. Biraz daha yer alalım. <gülüyor> <gülüyor> Bak Kavay <Kawaii> gülmediğinde ne <laughs> kadar da etkili sağlıyor. Halbuki gülse bütün savunmayı darmadan edebilir. <laughs> And the more he plays, just like a Hayward for Boston, the more they play, the easier it's going to come back. James Capers, Carl Lane, Michael Smith are three officials. There's Terry Rozier. He's knocked away. Van Vliet and Leonard right there. Leonard out of the break. Devamı bitirelim birazdan geri döneceğim. Şutu kaçırdılar ama yine boş bir şut buldular. Neden şimdi? Bak bu hücum tekrar izleyelim. Boston hücumlarındaki genel sorunlardan biri bu hareketsizlik. Ama tabi biraz da şu da var. Sezon başı olduğunu unutmayalım. Yani sezon başında e, de anlamlı olmuyor. Takımların form durumları da çok anlamlı olmuyor. Çünkü sezon başı biraz şey gibi okulun ilk günleri gibi. Hani üniversiteye başlarsınız da okulun ilk haftası ders olmaz ya biraz öyle. Ha bazı takımlar bunu ciddiye alıyor. E, ee, tabii hepsi için geçerli değil. Aşırı ciddiye alanlar da oluyor. Ama tabii şu açıdan da gösterge değil. Çok ciddi alıp sezon ortasından sonra tepetaklak giden takım örneği de yıllarca gördük. Mesela geçen sene Detroit nasıl başlamıştı sonra ne hale geldi takaslar vesaire. İşte Chicago nasıl başlamıştı All Star'dan sonra ne hale geldi falan gibi çok örnek var. O yüzden hani aslında temel amaç burada sezon öncesi çalışılan şeylerin denemelerine başlamak ve hani aradaki kritik maçları da olabildiğince kazanmaya çalışmak. Hani evet kaybetmeniz ya iyi bir takımsanız zaten çok dertli ki hatırlarsınız geçen sene de Golden State düşük başlamıştı ama sonuçta şampiyon bitirdiler ama bu sene de mesela hızlı başlamaları onların şampiyon olacağında bir göstergesi değil. Gambara iddia oynamayın budur. Evet <laughs> bu dönem kesinlikle oynanmaz. Ben şahsen oynamıyorum. Normalde de oynamıyorum da ilk yani şey değil. Zaten hiç oynamasanız da olur yani. Şimdi hücum tarafına tekrar bakalım. Bak normal bir tepe piki geldi. Pikenrol oynanacaktı. Ee, Roziye bunu pek sallamadı. Biraz hızlı hareket etti. Neyse ki Horford yetenekli birisi ve savunmayı burada gafile alıp hızlı devrildi. Okey. Nispeten boş şutu buldular. At bak birinci hatta bu aslında bu şutu atmalıydı çünkü sorun şurada. Boston hücumu hareketsiz. Şu anda yani sezon başı için hala çok hareketsiz. Ve burada siz drive etmeyi seçerseniz bakın Morris burada, Irving köşede. Morris'in adamı Şimdi buradaki oyunun parçalarından biri bu, bu arada. Morris işte Lowry'e screen yapıyor ki burada boş bir şut yaratsın Irving'e. Irving de zaten bunu bekliyor ama Horford bunu göremiyor. Çünkü birinci konu e, burada Rozier Rozier tam açılmadığı için alanı kaybetmiş ve yardımı yardım maalesef Horford'un kanalına sokmuş. Burada Jalen Brown köşede bekliyor. Ama onun da e, savunması kavay olduğu için zaten yardıma çok hazır. Recovery konusunda da çok iyi durumda. O yüzden hani bu çok mantıklı bir drive olmamış. Eğer mantıklı olsaydı, e, pardon mantıklı olan bence şut atmasıydı. Biraz e, kendine güvenmiş My burada off'un. Of... Bak ikinci hata da bu. Yes, Topu Rosie'ye çevirdi. Aslında ilk topta belki Kyrie'ye çevirse yine boş, boş şutu bulabilirlerdi. Ama yine bu Toronto engelliyor yine bunu ve e, Rozier ve Morris spacing'in içine sıçıyorlar e, yani Rozier'in gittiği yer o kadar yanlış ki bakın tekrar geri alayım şu drive noktası Morris <laughs> oradayken inanılmaz bir saçmalık bir akıl tutulması da var bastında yani sezon başı diye e, yani sezon başına vermek istiyorum bu konuyu yani şuradan şu şuraya drive etmek şu bölgeye drive etmek ya da şu bölgeye drive etmek gelin beni dövün demekte de eşdeğer yani hem Morris burada kalmış yani şurada pası kullansa bakın pası kullansa daha basit bir pozisyon var. Yani yardım bile gelse buraya çevirebilirler top. O kadar aslında çok komplike olan bir durum yok. Ama işte Boston'daki sıkıntı bireysel olarak oyuncuların sezona çok düşük başlaması. Herkes çok düşük başladı. Yani mesela Kyrie çok yükleniyor ama hani Tatum dışında Tatum da yüzdeleri düşük. Herkes çok düşük. Buradaki, burada da işte bu düşüklüğün nedenini ve sonucunu aşağı yukarı görebiliyoruz. Zaten Horford'un da üzerine iki kişi çıkınca o sayıyı atmak iyice imkansızlaşıyor. Şimdi bir de şimdi Boston'ın savunma tarafına bakalım. Aslında onların geçen sene fark yarattıkları en önemli alanlardan biri savunmaydı. Ki zaten Brad Stevens'ın yarattığı savunma takımı bütün sezona damgasını vurdu. Playoff'lara ekstra vurdu. Şimdi bakalım savunma tarafındaki sorun ne? O Karaman boş geldin. bu savunma pozisyonu izleyelim. Brad Stevens to... Kyrie Irving ellerini Allah açıp Allah'ım savunma mı yapmalıyız falan der gibi böyle. <laughs> Yakaladınız pozisyonu? Tekrar izleyelim. Herkes herkes oyuncusunda bak. Buraya kadar kafa karışık gerçek bir durum yok. Kyrie Irving ile eşleşmiş. Geri kalan herkes de kendi oyuncusunda. Bak fanfleet katını yaparken işte bak en büyük hatalardan biri bu. Savunma tarafında şu söyleniyor işte. Ee, %60-70 işte atletizmdir, işte inanmaktır, hazırlıktır, işte şeydir, e, konsantrasyondur. Evet, büyük bir kısmı konsantrasyon, belki %40-%50 kadar ama %60-70 değil. İşte %60-70 olmaması nedeni de bu. Sizin sahada nasıl, nereye bakacağınızı bilmeniz lazım. Bu konsantrasyonla falan olacak bir şey değil. Yani Kyrie Irving'in geçen sezon başında bir savunma yemesi yakalamıştı, ben de çok takdir etmiştim ki yine fena değil yani eskisine göre yine fena değil ama şu işte burada sen e, savunduğun oyuncuyu sağda kontrol etmezsen yani bu adam nereye gidiyor Abi niye inceldi bu ya Heh. bu adam nereye gidiyor ne yapıyor bunu kontrol etmezsen ve sadece topa odaklanırsan hatta Horford'un kıçına odaklanırsan <laughs> bu iş zor işte senin adamın burada bir kat yapar bir şeyler yapar sen hiçbirini görmezsin hatta hatta şunu söyleyeyim şu anda e, buradaki kata odaklanmasa fanfil şuraya bir e, çembere doğru bir kat yapsa bomboş top bile alabilir. Bak hala izlemiyor. Gitti bak. Ne oldu hiçbir fikri yok şu anda burada. Ibaka'ya gitti. Okey. E, Morris zavallı burada ikisini ortalamış durumda. Hani yardıma yetişebilir miyim diye. Ve geçmiş olsun. İşte demin Kavay'ın ve işte Green'in yaptığını özellikle örneği ondan almıştım. İkisinin yardım ya da adam değişmeden sonra ya da topsuz tarafta adam değişmeden sonra nasıl hızlı cover yani eski pozisyonuna döndüğünü gösterdik. Burada da Boston'ın dönemediği kısım var. Kyrie Irving'in geçen sezon başında yakaladığı o savunma hümesini yakalaması çok kritik. Bak yani şutlar girmeyebilir, formsuz olabilirsiniz ama savunma bilginizi e, körelttiyseniz sakatlık dönemi ve yaz boyunca o iş yaş o iş sakat azim güç irade evet abi <laughs> sezgin doğru yazlaştı vision abi aynen yani vision bir basketbolcunun herhalde sahip olması gereken en önemli fundamental bütün sahayı üç, e, olabildiğince geniş görme ve görürken de oyunu okuma hem hücum tarafında hem savunma tarafında bu arada işte bu savunma örneği de hücumda da aynı sorunlar var Şimdi buradan bir bastığın hücumuna geçeceğiz. Ha zaten bunun devamı <laughs> ya. Buradan devam edeceğiz. Mola var Molaya geçelim. <laughs> Garavel ustaya getirsek mükemmel basketbolcu olabilir aslında ya. Garavel Bey. Hadi be yahu Heh. Bakın işte ne değişti Deminki o duran hücumdan Sonra ne değişti Yani Boston hücumlarındaki en önemli konu budur Geçen sezonla kıyaslayarak Gitmeye devam edeceğim Olabildiğince hareketlilik Ama bu hareketlilik kuru bir hareketlilik asla Şöyle zannedilebiliyor işte herkes koşuyor Herkes en kötü bir, yer, bir yerlere e, screen yapıyor falan. Öyle bir şey değil bu. Yani bu hareketlilik tamamen verimlilik üzerine kurulu olmalı. Yani sizin top olabileceğiniz noktalara her zaman koşmanız lazım. Çünkü temel nedir? Tehdit yaratmak. Futbolda da böyledir. Basketbolda da böyle. Yani bütün hareketli takım sporlarında bu böyledir. İşte e, bizim Türk futbolundaki en büyük sorunlardan biri de bu misal. Yani tehdit yaratabilecek şekilde hareket etmiyor kimse sahada. Herkes pası bir an önce ayağımdan çıkarayım da sonra bir yerlere gittikten sonra ben de bir şey yaparım'a bakıyor. Basketbolda da bu olduğu zaman tıkanıyorsunuz. Hani futbolda bir noktada belki bir uzun top, bir ters top, bir açık alan bir şey bulabilirsiniz ama basketbolda bunu hareket etmeniz zaman artık bulmanız çok zor. Herhalde NBA seviyesinde inanılmaz zor. Abi NBA'de savunma yapılmıyor ya işte şeyi burada kırılıyor. Ha tabii ki ee, sezon başı olduğu için gerçekten şu an kimse savunma yapmıyor Aynı bir konu. Ben herkesin hype olduğu dönemlerden bahsediyorum. Asıl savunma yapılmıyor da demeyeyim ama hani biraz daha konsantrasyon düşük. Çünkü bütün takımlar şunu fark etti. Sezonu biz belli noktalarda rölantide geçemezsek playoff'a çok sakat veriyoruz. Playoff'ta kimsenin gücü kalmıyor. Çünkü playoff'ta bütün o e, çok yükseliyor. Herkes birbirini dövmeye başladığı için biraz daha sezon içinde belli maçlarda en azından Rölantide takılmaları normal. Şimdi bak. İlk fake bir screen'e giderip yapıp katını yaptı, ters katını yapıyor Rozier. Yaptı, terse gitti. Tam o anda Morris çıkıyor. Morris'in de bir fake screen yaptı. Yani screen katı yaptığını görüyoruz. Direkt Horford'a gidiyor. Horford'da da screen yapmıyor ama burada şeyi bozdu. Şu koşuyu yaparak Roziye yani Rozier'in şuraya gitmesi. Morris'in de o, onun boşalttığı spacing alanından buraya gitmesi. iki tane screen yaratabilecek pozisyon yaratıp bu iki, savunmanın dengesini bozmaya yönelikti ve bozdu da aslında. Şimdi devam edelim. Göreceğiz nasıl bozduğunu. İşte yine katın e, kalitesinin önemi de burada. E, olabildiğince şuradaki katı drive edebileceğiniz açıyı ayarlayarak ya da topu vurabileceğiniz açıyı ayarlayarak yapmanız lazım. Ne çok uzak, ne çok yakın. Ya yani tam şu bölgeden. Yani çünkü savunmaya çok yakın olursanız çarpışırsınız. Çok dışarı çıkarsanız savunma yetişir. O açıyı da ayarlamamız lazım. Bunlar mesela çalıştırılır. yani oynayan aktif oynayan varsa ve idmanları idmanlarda topsuz oyun çalıştırılıyorsa ki birçok koç çalıştırmaz da hani altyapılarda falan. İyi koçlar bunu çalıştırır. Kukaları belli aralıklarla koyar ve sizin o noktalardan geçmenizi ister e, pası isteyerek. İşte bu konuda bastından en başarılı olduğu noktalardan biri. Bak tam drive noktasını görüyorsunuz değil mi? Savunmayı tamamen e, aciz bırakacak bir alandan geçiyor. Ya faal yapacaklar ya sayı olacak. İşte hareketli kaldığınız zaman ve katları doğru yaptığınız zaman skora ulaşmanız her zaman olası. Ve bu işte her zaman da şeyle olmak zorunda değil. İşte böyle saatlerce çizilmiş bir setle olmak zorunda değil. Çok basit iki tane kat üzerinden bir drive'la da bunu yapabilirsiniz. Abi Avrupa daha iyi NBA şöyle. <laughs> NBA yalan dünya diyen bir basketbol yorumcumuz vardı ya. O nerede acaba şu anda? <laughs> NBA yalan ya. Ve bunu çok ciddi söylüyordu. Neyse. O Kabuki de gelmiş. Hoş geldin Kabuki. Basın Oklağ maçının son kadar kadar berbat durumdaydı. Aslında evet, bu maçtan çok uzak değil. Ben ilk yarısını izledim. Maçı bugün bitireceğim. Bu arada evet bu yaklaşık 16'sından 26'sına geldik. Yaklaşık 10 gün boyunca 25 takımı falan izleme şansı buldum. Yaklaşık 10-12 maç yapıyor. Bazılarını işte parça parça izleyip sonradan tamamlıyorum. Mesela şu an ilk yarısını izlediğim 2-3 tane maç var. Onları daha tamamlamadım. Bir de Boston ama onu da tamamlayacağım. Oklahoma'nın durum bu arada e, fecaat ona da ilerleyen günlerde bir analiz yaparız ama e, oralar çok kötü ya Oklama. Oklahoma ve Washington konuşmak şey gibi ya. E, her, her gün pilav yemek gibi bir şey yani. Hiçbir tadı yok. Devamlı aynı şey. Evet işte Washington, John Wall evet çok dağınık. Evet hiçbir şey oynamıyorlar. Evet. Oklahoma, Westbrook evet. Hiçbir şey oynamıyorlar evet. Yani konuşabileceğiniz şeyler bunlar çok kısıtlı ve ve daha da kötüsü koçların bu koçların o takımların başında devam ediyor olması ya. Yani Scott Brooks hem de Billy Donovan yani ak akıl sıralmıyor ya. Herkes genç koça döndü. Bakın Borego Charlotte'u ne hale getirdi ya. İzlediniz mi Charlotte hiç bu sene? Ben iki maç izledim. Gerçekten Charlotte'un şeyi değişmiş, havası değişmiş ya. Kemba'nın falan havası değişmiş yani. Aha ne diyeyim. İki takımda da aynı IQ'da süperstar var ondan. E normal. Normal abi. O Sezgin'den uzun bir soru var. Bakalım. Peki mesela futbolda özellikle uluslararası maçlarda takımlar artık taktik olarak geçmiş yıllara göre çok daha sistematikler. Ve kapandıklarını tüm takımları kitleyebiliyorlar. Ve counter oyun ile tehlike yaratıyorlar. Eskiden bu kolay kolay yapılamazdı. Fundamental takım özellikleri çok değişti. Basketbolda böyle bir değişim oldu mu? Yoksa basketbol zaten daha dinamik ve çok daha stratejik olduğundan böyle bir şey gözlemlemek yerine bireysel yetenekler mi ortaya çıkıyor? Aslında iki tarafta da hem benzer hem de tersine değişiklikler oldu. Şöyle futbolu eskiden de kapanarak oynayan takım çoktu. İşte Mourinho'nun meşhur otobüsünden tut da Yunanistan'ın meşhur Avrupa şampiyonuna kadar geçen dönemde ama o sistemler gerçekten tamamen kapalı oynamak üzereydi. Şimdi futbolda bütün takımlar işte kadrolarında her pozisyonu oynayabilecek oyuncular istiyorlar. İşte mesela bunun en büyük örneklerinden biri Guardiola'dır. Çünkü Guardiola'nın açıklamalarını da izlersen ya da onun yapmak istediklerini izlersen sahada oyuncuların birbirlerinin yerlerine yaptıkları koşularda, drive'larda, yani driplinglerden sonra geri dönüşlerdeki o herkesin yerinin doldurulması konusu çok önemli. Bunu yapabilen takımlar aslında kapanıyor gibi gözüküyor ama tam tersine çok yüksek tempolu bir şekilde savunma yapabildikleri ya savunmada işte o cover aynı basketbolda cover edebildikleri için alanı sana topu kaptırdığı anda alan vermemeye başlıyor. Yani eskiden savunma kendi yarı sahanda yapılıyordu. Şimdi savunma bütün sahada yapılıyor. Aslında Fatih Terim'in 90'larda söyledi işte en iyi savunma hücumdur e, olayının e, kat be kat gelişmiş hali şu anda yapılıyor. Ama bunu yapabilmek için senin benzer şekilde en az 6-7 tane oyuncuya ihtiyacın var. Artık duran oyuncuları ya da işte yeteneği kısıtlı oyuncuları barındıramıyorsun bu tip takımlarda. Kaleciyi bile barındıramıyorsun. Basketbolda ise değişim şöyle oldu. 90'larda daha duran bir oyun varken orada da hareket arttı. Dış şut oranı düşükken dış şut oranı artmaya başladı. Çünkü şunu fark etti takımlar. Ee, aslında biraz da şu da var. Önce şunu ekleyeyim. Oyuncuların fiziksel değişimi çok farklı olmaya başladı. Önceden oyuncular uzun oyuncular daha hantal ya da işte bazı oyuncular daha kuvvetli da atletik olmasına daha ağır olabiliyorlardı. Yani daha güce dayalı oynamayı tercih ediyorlardı. Çünkü mantalite o şekildeydi. Ama yeni nesille beraber işte LeBron James sonrası dönemde çok fazla atletik, ince, hareketli şutu olan sağaya daha hızlı geçmeye çalışan oyuncular çıkmaya başlayınca takımlar şunu fark etti koçlar da. Ya biz sistem olarak bir hata yapıyoruz. Oyunu belli noktalarda oynamaya çalışıyoruz. Halbuki oyunun biz oyunu biz sahanın her yerinde oynamaya başlarsak, hani bu hem açık sahada hem tam sahada hem üçlüğün dışında hem pota altında oynamaya başlarsak hem daha çok sayı üreteceğiz, hem rakibi daha çok yıpratacağız. Hem de bu işin savunma tarafının da değerini arttıracağız. Çünkü sizin hızlı oynayabilmek için savunmayı iyi yapmanız lazım. Mesela bu da futbolda benzer. İşte dediğim konuyla üst üste geliyor. Topu kaptırdığın anda başlayan futboldaki savunma, basketbolda da savunmayı çok iyi yapmalısın ki hızlı oynayabilirsin. Çünkü rebound almalısın, top çalmalısın, rakibi top kaybına zorlamalısın gibi. Tabi bundaki en büyük etkenlerden biri şu oldu, bu, bu şu oldu basketboldaki mentalitenin değişmesine. Avrupa ile çarpışan Amerikalıların işte özellikle dünya şampiyonlarında aldıkları berbat mağlubiyetler Avrupa'daki o hareketli oyunu biraz daha kendilerine nasıl yediririz ve bunu nasıl geliştiririz örnek almaya başladıktan sonra bu değişim başladı. Bundan sonraki Ana değişimi de Golden State Warriors'la beraber Steve Kerr aslında yarattı. Tabi daha önceden bunu Mike D'Antoni, Phoenix da yapmıştı. O hareketli geçiş hücumlarının çok oynandı oyunlar ama o takımlar savunma yapamıyordu. Steve Kerr de işte bu yeni nesli alıp bakın biz çok iyi savunma yapabiliriz. Üstüne de sadece hızlı oynamak değil. Biz 10-15 saniye süren hücum setlerini bırakıyoruz. 3-4 saniye süren, 5 saniye süren çok hızlı game playler oynayacağız. Yani bunlar da set ama hani biraz daha play dediğimiz küçük, hızlı hızlı oynanan oyunları oynamaya başlayacağız dedikten sonra Golden State ortaya çıktı. İkinci büyük değişim de 2000'lerden sonraki ikinci büyük değişim de işte 2010'lardan sonra bu şekilde oldu. Ama dediğim gibi basketbolla futbol çok paralel. Şimdi ana değişimlerden biri de topsuz oyun üzerinde oluyor. Artık topsuz oyun çok değerlendi. Futbolda da böyle fut topsuz oyunu oynayabilmek her takım için çok önemli. Topsuz oyunu oynayamazsanız sizin çizili planlarınız bozulduğu zaman sahadaki hem futbol olsun hem basketbolda olsun çizili planlarınız bozulduğu zaman göt gibi kalmamanız için çok değerli. Yaratıcılık için çok değerli. O anda savunmayı okuyup bir şeyler yaratabilmek için çok değerli oldu. Ha bundan sonra ne olacak? Benim öngörüm artık o böyle NBA takımları özellikle Porzingis gibi, Markkanen gibi, Antetokounmpo gibi artık böyle hem uzun, hem çok uzun yani. Durant gibi hem uzun, hem atlet, hem de her pozisyonda her şey yapabilecek, switch yaptığında herkese karşı üstün durabilecek 4 en az 4 oyuncudan oluşmaya doğru gidecek takımlar. İşte o zaman çok acayip böyle işte space jam tadında maçlar izleyeceğiz gibi geliyor bir noktada ama onun dengesini tabii yine savunma sağlayacak. Savunmayı da tabi tam sahaya yaymaya çalışıyor şu an takımlar. Tam sahada baskılar yaratmaya, tam sahada e, topu durdurmaya çalışıyorlar. Özellikle playoff döneminde bunu daha çok görüyoruz. O zaman da işte e, anti tezler oluşmaya başlayacak savunma tarafında. İki, üçüncü büyük değişimi de öyle göreceğiz muhtemelen. Yeni neslin zaten fiziksel özellikleri çok çok iyi aynen ee, yani fizik fizik değişimi çok farklı olmaya başladı ya. yani sırf beslenmeyle vesaire değil idman çeşitleri, idman teknikleri olarak çok fazla değişik oldu teknolojik değişiklik de çok yani vücutların yenilenme süreci o kadar kısa ki artık eskiden çok uzundu şimdi büyük kulüpler özellikle NBA'deysen zaten herkesin bunun imkanı var işte o özel havuzlar, oksijen tüpleri, işte bir şey odaları kafandan aşağı bir şeyler sokuluyor, oradan giriliyor, buradan çıkılıyor. Senin vücudunun diri kalması, gelişim süreci vesaire devamlı e, teknolojik olarak da sağlandığı için ve bunu küçükten itibaren de yapıyorlar. Olay iyice e, abartı bir noktaya gidiyor. Ya tabii hormonal takviyeler var. Pompacı Cafer ona kimse yatsıyamaz. Ona bir şey diyemem. Yani var maalesef var. Ee, hormon özellikle büyüme hormonu kullanılıyor ama ben şunu şuna inanıyorum LeBron James gibi oyuncular bu yaşlarında bu seviyede oynayabiliyorsa bu hormonların e, herkese de verilmediğini verilenlerin de belli kontroller altında yapıldığını ki onların da belli noktaları çok sorunlar yaşadığını tahmin ediyorum az çok da görüyoruz bazı sakatlıklar yaşayanlardan bazı sorunlar yaşayanlardan bunları tahmin edebiliyoruz aslında. O yüzden işin dengesi arka tarafta oyuncunun bilinciyle ilgili. Ya yani oyuncu bu konuda bilinçli ve kendine bakıyorsa zaten hiçbir sorun olmuyor. Tüpte basketbolcu yetiştirmeye başlarız. Vallahi olabilir. <laughs> Tüp bebek gibi değil mi? Tüp basketbolcu. Okey devam edelim. Maçtan da çok kopmayalım. Şimdi genel olarak ee, söylemek istediğim şeyler bunlar ilk çeyrek özelinde. Boston ve Toronto tarafında. Şimdi ikinci çeyreğe geçelim. Bakalım orada neler olmuş. 9.55'ten başlayalım. Ya bu arada bu NBA Pass'ın şöyle bir kötülüğü var. Normalde çeyrekleri ayırıyor maçlardan. Bu maçta ayırmamış. Niye ayırmamış acaba? Burada çeyrek seçebiliyor olmam lazım dedim. Neyse hayırlısı. EYMB PES bizden bir sürü para alıyorsun. Hala bir sürü eksim var ya. Yakışıyor mu? Battık battık senin yüzünden. Neyse ikinci çeyreğe geçelim. İkinci çeyrekte 9.55. Evet geldik sayılır. Buradan alabiliriz. Üst üste bastın savunmasınmış. Bakalım bastın savunmasına ne gördüğümüzü i̇şte İlk çeyreğe göre biraz fark var gibi. En azından cover geldi. İşte burada şeyi anlıyoruz. Şimdi Boston savunması aslında konsantre olduğunda istediği hale gelebiliyor. Ama kritik konu şu. Çember savunmacının önemi. İşte mesela Baines biraz hantal bir oyuncu gibi dursa da Boston'da ortayı kapatmada geçen sezonda çok başarılıydı. Bak bugün de aynı şey. ya yani bu sene de aynı şeyde başarılı olacak muhtemelen. Özellikle pikten çıkan oyuncu şuradan ortaya girdiğinde yani drive ettiğinde şu bölgeyi kapatacak oyuncu çok değerli oluyor. Yani zaten şu yayın dışında kalıp faul'ü de itebilecek bir oyuncu çok değerli. Bu oyuncunun hem hareketli olması lazım, hem iri olması lazım, hem de oyunu okuyabilen bir kafa yapısına sahip olması lazım. İşte Bains'in değeri burada. İkinci çeyrekte hatta ilk çeyreğin sonlarına doğru Bains girdikten sonra ilk toparlanmayı yaşadı Boston sonrası. Deminki pozisyonu da mesela drive edip hatta izleyelim onu da tekrar bir öncekinde de. Bak Sanfret'in drive'ına bakın. Bu drive'ı kapatan da Baines. Normalde çembere gidebilirdi. Burayı da Baines kapattı. Tatum zaten yardımda. Zaten ikinci konuda da Tatum'un işte şu alanı tekrar cover etmesiyle kapandı. Yani Green'e daha zor bir şut imkanı yarattı burada. İşte Boston'ın aslında Parça parça maçlarda gösterdiği durum bu. Biraz daha bunu e, yaymaya başlayınca sezona ki işte dediğim konu bu aslında en başta dediğim. Düşük başlamak, sezona yavaş başlamak ve daha sonra biraz daha üstüne koya koya gitmek artık daha önemli. O yüzden Bastı'nın savunmadaki bu git gellerini bu sene çok görebiliriz. Özellikle ilk 10-15 maç boyunca. O Çağatay da gelmiş. Sus be kuru kayısı. <laughs> Bu oğlum şey gibi oldu chat ya bir anda. Karı koca kavgası gibi oldu. Sus be sus sen sus Allah ceza Çocuğu yatırmamışsın. Köpeği iş etmemişsin sus. Evet buradan nereye geçiyoruz? Kavayla Hayward'ın hücumları varmış 9-15'te. Buradan devam edelim. Fahri geçelim. down there, but he just took it out and reset again. Not a bad idea. But

shots. İşte üst üste izleyince ee, demek istediğim konuya geldik. İşte Kavay'ın, tekrar izleyelim, Kavay'ın güçlü durumundan Hayward'ın işte o bütün sezonu güçsüz geçirmiş oyuncuya geçişi burada görüyoruz. Yani Kavay ile Hayward bak benzer bir kat ve oyunla top alıyorlar. Zaten Hayward arkasında bile duramıyor. Bu arada şeyi de tabii söylüyor ya Hayward hala iki ayağımın eşit basmadığını hissediyorum demiş. Gerçekten üzücü bu da bir yandan. Adam hala ayaklarının yerdeki durumundan bile mutsuz ve patlayıcı gücünü hiç kullanamıyor. Bak şimdi zaten benzer bir katla aynı top alacak. Ama çok güçsüz olduğu için o kaldırıp atana kadar ya da vücudunu kullanana kadar topu kullanamıyor bile. Ki bunu Utah'ta çok iyi yapardı. İşte bu güce dönmesi çok zaman alacak. Yani o yüzden Hayward'dan çok hızlı bir şeyler beklemek hem Boston seyircisi hem de NBA seyir seyircisi için biraz acımasız olur. Onu da ekleyeyim. Sonunda Kyrie balonu patlayacak mı? <laughs> yok yok. Ya Kyrie balonundan çok Kyrie'nin ee, geçen sezon hep bu örneği veriyorum ama geçen sezon başındaki isteği göstermesi şart yani eğer diyorsa ki ben KT gibi oynayacağım evet yani bastığında onun o şekilde oynaması çok zor ama yok ben geçen sezon başındaki gibi savunma yapacağım drive edeceğim savunmayı deleceğim oyunu okuyacağım isteği varsa eski haline döner hatta daha iyi hale de gelir. Danilo'ya yazı değil de, sanki motivasyon olarak kariyerinde en üst noktada bu kadar belli olmaz. Motivasyon normaldi. Aslında tam tersi. Ka motivasyon olarak hiçbir zaman hiç sorun çekmiş bir oyuncu değildir. Yani evet e liderlik özelliği ya da o lokomotif olma özelliği uzun yıllar tartışıldı. Ben de eleştirdim. Ama genel olarak sağ içi konsantrasyon, oyunu istemesi, oyunu oynamaya çalışması hep yüksektir. Ama tabii şunu ekleyelim. San Antonio'nun San Toeyle yaşadığı sorunlu dönemden sonra Toronto'da ekstra bir motivasyonla oynuyor olma, olduğu gerçeği var. Çünkü bir şeyler de kanıtlaması gerekecek. Ya bu seviyeden sonra bile çünkü biraz da şey algısı oluştu. Mızmız mız oyuncu algısı oluştu. Onu da kırması lazım. Sosari hoş geldin. İyi oyuncu tabii ama top 3 ya aktif aktifler arasında ben de top 3'e koymam. Evet aktifler arasında top 3'e yani evet biraz zor. Top 3 zor. Hele şu halde çok zor. Kanıt, kendini kanıtlayamadı. Ya bu kanıtlama konusu tabi biraz e, ıı, da ilgili. Yani eskisi gibi zaten kanıtlamaktan kasıt çıksın tek başına alsınsa öyle bir şey o zor. Öyle bir dünya zaten yok. Şimdi LeBron James örneği tabii ki burada ekstra bir konu ama o zaten LeBron James. Zaten ligde bir LeBron James daha olsa başka şeyler konuşuyor oluruz. Ya LeBron James istisnasının dışında ben hiçbir oyuncunun zaten çıkıp da tek başına bir takımı şampiyon yapabilme ihtimali olduğunu düşünmüyorum şu dönemde. Çok zor. Gerçekten çok zor ki şampiyon olduğu dönemde istekli bir Kyrie ve en azından bir noktadan sonra toparlamış bir Kevin Love da vardı LeBron James yanında çok da şey etmeyelim yani. Zor iş. Yani tek başına bir şey kanıtlamak çok zor. Ama onun esas kanıtlaması gereken takımla bir şey yapabildiğini göstermek. Evet o konuda katılırım. Kyrie Irving'in Boston takımıyla takım oyunu içerisinde takım oyununa uyarak, Brad Stevens'a uyarak ne yapacağını göstermesi çok önemli. Yaparsa Antetokounmpo yapar. Yok bence o da yapamaz. Çok zor. Antetokounmpo'da yanında formda bir Middleton'la ve formda bir işte uzunla ya da formda bir kısayla belki. Tek başına çok zor. Tek başına olacak işler değil. <laughs> evet zaten liderlik konusundan dolayı biraz da liderlik, lider olmak istiyorsan yapman gereken şeyler... Sadece skor üretmek olmuyor, bambaşka bir noktaya gelmen lazım. Yani lider olmak... Bakın Lebron James'in sezona girdiği günkü konuşmalarını açın izleyin. 3-4 seneki sonraki konuşmalarını izleyin, şimdiki konuşmalarını izleyin. Adam hep lidermiş zaten hani... O mantaliteyle sahadaymış, o kafa yapısıyla sahadaymış. Jordan da aynı şekildedir. Kobi de aynı şekildedir. Eskilerden işte Larry Bird aynı şekildedir. Bu adamlar zaten lider içgüdüsüne sahip sahaya lider olmak için çıkan oyuncular. Lider olmaya çalışan oyuncular değil. Lider olmaya çalışıyorsanız orada sizi bir kabullenmeme durumu vardır. Size bir uyumsuzluk vardır. Yani sizin takım uyumsuzluğunuz vardır. Bence zaten Kyrie'nin Boston'da lider olmayla uğraşmak yerine o takıma adapte olup işte Brad Stevens'ın hayalini kurduğu o su gibi akan takımın bir tek top yönlendiriz dışında 5 kişinin de topa yön verdiği 5 kişinin de aynı kafa yapısına hareket ettiği yapıya adapte olursa zaten o liderlik konusu kendiliğinden oluşacak. Onu da zaten şeylerde göreceğiz. Yani maçın o kırılma anlarında artık playoff'un 3-3'e 3, 3 gelmiş serinin 7. maçında falan. Liderliği orada görürsünüz. Yoksa bu maçlar değil. Eğer bunu yapıp takıma adapte olup takımla beraber yükselip daha sonra o kırılma anlarını ele geçirirse o kırılma anlarında takıma liderlik edebilirse işte o zaman Kyrie Irving lider olabilir. Ama şu anda öyle bir gösterge işaret yok. Abi Griffin'in bu performansı Detroit'i 8'e yazar mıyız? Valla Griffin 8 yıldır bir bok göstermediği için bu seneki performansını bütün sezona yaysın o zaman e, her yere yazarız Detroit ama bu performansı çıksın bana 82 maç göstersin ondan sonrasına bakarız Black Griffin'in hype'ını hemen yakalanmayın Black Griffin'in e, sakatlanması da e, masa üstündedir her zaman o kafa yapısının bozulması da masadadır mentalitesi de masadadır yani şu oyunu 82 maça önce bir yayması lazım şunu da söyleyeyim ee, ne e, ne geçen e, dün gece e, Cleveland, Griffin'e karşı savunma namına hiçbir şey yapmadılar. Griffin'in esas testleri daha zor, daha savunma takımlarına karşı olacak. Eğer onları da geçerse bu performansta o zaman tamam. Derim ki Griffin de bu sene bir şeyler olacak. Gerçekten bize bir şeyler gösterecek diyebilirim ama şu anda demem. O yüzden gaza gelmem yani Griffin'le ilgili. Beklemek, görmek lazım. Şimdi devam edelim. Yine soruları alacağım arada. Smart'ın savunması demişim. Heh, burada bir notum varmış. Ona bir bakayım. Heh, evet. Şimdi 8.45'teyiz zaten. Buraya direkt devam edelim. Şimdi burada bir detay var. Önce şunu söyleyeyim. İki takımın da aslında mentalitesinde pick and roll'dan sonra ilk amaç hani şut varsa her zaman denir ama ilk amaç savunmayı deldikten sonra işte o yardım mekanizmasını tetikleyip rakip takımda top dolaşımı başlatmak. Ya Toronto'da, Boston'da hatta birçok modern takımda bunu ister. Çünkü top dolaşımını başlattığınız anda savunmayı yıkmaya başlarsınız. Bir de bunun görünmeyen bir tarafı var. Şimdi biz maçları pozisyon pozisyon izliyoruz. Ama bir de bütün genel etkisi var bunun. Siz rakibi hücum tarafında yani e, onları delerek savunmadaki e, yardım mekanizmanın tetikleyerek onları e, savunmada boşluklar vermeye zorlayarak aslında maçın uzun vadede e, maçın belli noktalarına, noktalarında onları yormaya hedefliyorsunuz. Çünkü dikkat edin takımlar bir yere kadar çok iyi savunma yapan takımlar çok hızlı yıkılabilir. Çünkü yıpranırlar. Çünkü onu kaldıracak kondisyona ya da onu kaldıracak güce hala sahip değillerdir. Bir anda yıkılabilirler. O yüzden de bu oyunları işte düzenli oynamak, her hücumda ısrarcı olmak aslında sadece o pozisyon için değil, maçın <laughs> Pardon tamamı için önemlidir. Burada da aslında Boston'da Toronto'da benzer mekanizma işletmeye çalışıyor. Bak kullandı, iki kişiyi çekti üstüne. Şu anda aslında savunmada eksiklik başladı. Bak Green'i buldu. Kaymalar devam ediyor. Tekrar çevirdi. Şu anda yerleşti. Yani ilk ekmeği yiyemediler. Yiyebilirlerdi. Green biraz daha akıllı olsa yiyebilirlerdi. Bu bir örnek. Şimdi bunun üstüne Boston'u izleyeceğiz. daha şu hücuma tekrar bakalım. Smart'ta, Smart'ta ya. Ya bu sene bu arada hakemlerle ilgili de konuşacağım da bir ara neyse. İşte bu da zaten e, yine Boston'ın aslında iyi yaptığı şeylerden biri. Sayı yese de hızlı çıkmak. Bak tekrar izleyelim. Burada yemedi ama. Sonuçta kötü bir şut üzerinden rebound aldı. Toronto'da e, gafil yakalandı. Çok hızlı bir pasta hücumu yakaladılar. Bu biraz hücum faal var gibi. Ya demek istediğim işte hücum mentalitesinde yapılan hareketlerin, yapılan katların işte ana stratejilerin uygulanması. Şey söylemiştim hani biz hazırlık maçlarında yaz liginde daha böyle pozisyon pozisyon oyuncuları değerlendirmiştik, değerlendirmiştik. Bu maçlarda takımların stratejilerini de konuşacağız demiştim. Aslında baştan beri anlattığım şeyler. Burada da işte Toronto'nun ana stratejisinin pick and roll üzerinden mutlaka savunmayı eksiltip bu drive'ları yapıp Kavay'la, e, Lowry'le, Fanflit'teki bu üç oyuncuda mükemmel deliciler. Bunu yapıp top dolaşımını başlatmak ve takım aslında e, rakip savunmayı devamlı yormak. Bir yandan da e, boş şutları bulduktan sonra da aslında drive'da ısrarcı olabiliyorlar. Bunun da nedeni aslında şu biraz da formsuzluk. Yani şutuna güvenmeme, oyuncunun orada arada kendini, kendini iyi hissetmemesi gibi şeyler. işte bunlar da pozisyonları bozabiliyor. Boston tarafında da zaten yine benzer bir konu var. Yine pick and roll'a hücumu denmek ama orada bir fark var. Oradaki fark da şu, topsuz oyun tarafı. Şimdi Toronto'da topsuz oyunları daha çok net göremedik ama Boston geçen sene bunları çok iyi yapıyordu. Topsuz katları, topsuz oyunları, topsuz o screen fake'lerini falan çok iyi yapmaları lazım. Onu da iyi yaptıklarında gördük. O da ana stratejileri içerisinde. Tabii ki artık hızlı oynamak konusu da bir seçenek değil. bütün artık NBA takımları da Avrupa takımları hızlı hücum varsa direkt oynamak zorunda. Or orada bütün kurallar yıkılır. Yani hızlı hücum yapmak bir tercih olamaz bu saatten sonra. Danilea. Black Griffin her zaman sakat değilse iyi giriyor ki skorlara sonra Casper oluyor. Bak Danilea da yakalamış konuyu aynen %100 katılıyorum o yüzden Griffin'in önce bize 82 maç e, aynı seviyede oynayabileceği en azından 70 maç bak 82 abartı, 70 maç aynı seviyede oynayabildiğini bize göstermesi lazım. Bu arada yaptığımız şeyden ban yemeyiz değil mi? Yo bir ban yemedik şimdiye kadar. E, maçı izletmiyorum. Seçtiğim pozisyonları kısa kısa gösteriyorum. O yüzden bir sıkıntı çıkmadı. E, Youtube'a da attım. Youtube'da da bir sorun çıkmadı Yani hatta bir copyright şey bile olmadı. Muhtemelen maçın tamamını vermediğim için ve durdurduğum için e, girmiyor copyright'a. E. Ama oturup maçı izlesek tamamını girer. Ben size maksimum 10 saniyelik maçtan klipler gösteriyorum gibi bir şey oluyor aslında. Mesela müzik giriyor ama müzik çok kötü. Anında mute'lanıyor. yutlanıyor müzik var ya, dapslı yapıştırıyor. Hatta daha komik FIBA'dan e, seminer görüntüsü gösterdim diye copyright gelmiş FIBA. <laughs> ama bir şey olmadı, kaldırmadılar videoyu. Koydum ben de direkt. Ya bir şey yok videoda yani Popovic konuşuyor. E, bir şey hiç bir anlamsız ya yani. 5 dakikalık bir konuşma. Ya bu League Pass kaç? Pass kaç? <laughs> Aynen League Pass parasını ödeyince bir senelik copyright ödemiş gibi oluyorum. Ha şimdi güzel bir şey var. Pozisyon var ona geçelim. Ee, 4.50 değil mi? Yanlış mı almış? Yok tamam doğru almış. Şuralarda falan olacak. Oh çok gitti. Bu arada kablolu kulaklığa geçtim ve bütün dertlerim bitti yani. Şimdi bakalım burada bir oyuncuya dikkat edin. Zaten fark etmişsinizdir. Ka kava'yı savunan oyuncu Horford. Geçen sene ee, playoff'larla Ben Simmons'ı bitiren şahsiyet olarak da kayıtlara geçmiştir kendisi. Yani Horford'un şu kavay savunması inanılmaz. Yani derslik ya. Bak birçok oyuncu da savunma yaparken şu stansi şu mükemmel stansi ya da işte topu doğru hizalama. Bakın kavaya hiçbir şekilde geçiş alanı vermiyor. Yani bu ayak çizgiye yakın kavay buradan drive etmeye çalışsa buraya kadar yaklaşacak. Dışarı gitse buraya da açık. Gayet iyi. Hiçbir şekilde pozisyonu vermiyor. Devam ediyor. Kavayda da geçemeyeceğini anlayınca pas verecek. Pası veriyor. Bu sefer de deny ediyor. Yani topa aldırmıyor. Yani çok ekstra bir savunma. Hele de bu fizikteki bir oyuncu için. Sonra da onu çok zor bir şuta zorluyor. İşte Horford'un Boston için değeri bu. Bu sene de çok değerli olacak. Belki de Sezon boyunca da playoff'larda en kilit oyuncusu yine Horford olacak. Şu an herkes Tatum tartışıyor. işte Jalen Brown tartışıyor. Kyrie Irving tartışıyor. İşte Hayward nasıl döndü onu tartışıyor. Ama Horford geçen seneden beri bu takımın en kilit oyuncusu. Bu senede en kilit oyuncusu olacak. Hatta ilk takas konusu açılınca da hep Horford'un adı bir yazılır. Ama Horford şu yaşında bunları yaparken onu bir yere takaslamak herhalde intihar gibi bir şey olur. Smile Tuna. Uyumsuz kaçacak ama önerdiğin anime ismi neydi? Böyle kibar sor canım ya. <laughs> Pluto. Pluto bilinen gezegen adı gibi olan Pluto. Pluto manga diye yazarsanız anime değil manga. Manga diye yazarsanız bulursunuz. Akad Can Goç. Şimdi bu takım bu programın özelinde biz Boston Toronto maçının analizini yapıyoruz. Haftada bir maç analizi olacak bu şekilde. Bir de pazar günleri NBA Action yayını yapacağız. Orada da genel olarak belli konulara ve belli maçların analizlerine ve belli takımlara değineceğiz. Bu programın üzerinde üstün konuşmadık ama tabii ki konuşulacak bir noktada. Eğer düzenli bu konuda konuşulan bir yayın istiyorsan bizim ikili oyun podcastlerini dinleyebilirsin. Eğer haberin yoksa ikili oyun diye aratırsan, ikili oyun podcast diye aratırsan SoundCloud'da, Spotify'da ve YouTube'da bizi bulabilirsin. Ve dinleyebilirsin, bu hafta e, NBA kaydımız olacak, Euroleague kaydımız da var, dinlersen bir tadına bakarsın. Şimdi, e, Horford'a da, da indik. Şimdi bir savunma örneği daha var, onu da göstereceğim. Abi sen de hep savunma gösterirsin ya. Sıkıldık yokmuş öyle güzel smaç falan diye olabilirsiniz. Demeyin. Onları zaten görüyoruz maçta. Ben size onların nasıl olduğunu, nasıl olmaması gerektiğini ya da takımların ne yaparsa saçmalamayacağını anlatmaya çalıştığım için birazcık daha savunma ağırlıklı olabiliyor bazı görüntüler ama hücumda olacak tabii. with buradaki pozisyonu? Bunu mesela Golden State mükemmel yapar. E, topsuz alanda switch savunması. Bak izleyin tekrar. Önce Jaylen Brown kavayı savunuyor ve Cavay Ka screene geliyor. Burada switch yapıyorlar hiç düşünmeden. Switch'ten sonra da hemen top kavaya geçecekti. Geçmedi pardon. Green aldı. Aslında Kavay'a verse daha iyiymiş. Niye böyle bir şey yaptılar acaba? Ee, eğer oyun bu şekildeyse bilmiyorum biraz tuhafmış. Yani burada Kavay'ın e, Kai'ye karşı hücum etmesi çok daha iyi olmuş ama tabii burada Green'de onun yaratacağı spacing'i bozmuş. Neyse devam edelim. Ha pardon. Tamam. Kavay post oynamaya çalışıyor. Kavay'ı burada mismatch üzerinden post oynatmaya çalışacaklar. İşte burada da Horford devreye giriyor. Tekrar geri alayım o kısmı kaçırmışım pardon <Sessizlik> mis meçi yaratıp piken <Sessizlik> üzerinden bu direkt Kavay üzerine çizilmiş zaten özellikle kawaii e, kairi'nin savunmasına pike geliyor ki e, switch yapıp onunla eşleştirelim burada da post oynatalım bunu hisseden horford diyor ki kairi'ye git sen git git uzaklaş kaç kurtar kendini diyor kairi anında adam değiştiriyor horford da Kavay'ın arkasına geliyor İşte bu savunmanın bilgisidir abi. Bu motivasyondur, carttır, jurttur değil. Bu tamamen savunma bilgisi, oyunu okuma. Bir anda işler değişti. Yani yine kavayın karşısına Wilford geldi ve büyük oyunu bozdular. <laughs> Bunu dikkat edin. Golden State mükemmel yapar. Özellikle Curry üzerinden planlanan bu tarz oyunlarda özellikle Green ve Durant e, bu değişikliği çok yapıyor. Hatta Clay de yani orada aslında 3 tane çok iyi savunmacı var. Hani Curry de kötü savunmacıydı ama üst düzey savunmacı olarak Clay, Durant ve Green zaten orada devamlı bu işleri çözüyorlar. O yükü alıyorlar. Burada da e, Horford, Morris, Morris de bunu yapıyor. Morris de iyi bir savunmacı. Jalen Brown da öyle. Burada da bu üçü bu olayı gerçekleştiriyor. Yani bu topsuz switch olayı. Özellikle savunmaların işte pick and roll hücumlarına karşı önlem alması için çok önemli. İşte çok sorulan bir soru da pick and roll nasıl savunulur falan. İşte alttan geçersin, üstten geçersin. baskı, şey ikili sıkıştırma yaparsın. Vesaire vesaire birçok yönü var. Switch yaparsın ama işte kilit konu switch yapıldığında bozulan savunmayı nasıl toparlayacaksın? İşte o da burada gizli. Taştan Elker Tıraş teşekkür ediyorum ya. İnşallah bütün yayınlarımızda favoriniz olabiliriz. <laughs> Akad Cangoç teşekkürler. Geek Yapar'dan takipteyim. Teşekkürler. Curry'nin savunması underrated. Katılıyorum. Yani aslında şöyle underrated. Evet underrated. Çünkü Curry bunu çok gösterecek bir şekilde yapmıyor. Çok öne çıkan bir fiziği, fiziği olmadığı için savunma tarafında birebir olarak aslında birebir adam durdurmadan çok temel savunma hareketi içerisinde iyi işler yapıyor. Top aldırmama, switch, baskı anı, top alan oyuncu ilk baskı, top çalma, ara, pas arası yapma bunları çok iyi yaptığı için birebir çok göze batmıyor. Bu yüzden de biraz underrated kalıyor. Ama körüm ben ondan e, memnun olduğunu eminim. Bir de tabii şey çok etkiledi. LeBron James onunla dağlım mismatch oynamaya çalıştı ya yıllarca. E, bütün playoff maçlarında fizik olarak da biraz e, alçak kalınca savunması çok kötü imaj. Yani çok kötü imajı yaratıldı. Halbuki kötü değil. Mükemmel değil ama iyi. Tam böyle e, kıvamında yani. Abi Türkiye'de köri zaten sadece üçlük atıyor anlayışı var. Çok bilgi köri <laughs> sadece üçlük atıyor. yani. Curry'nin o attığı üçlükleri e, atmadan önce girdiği pozisyonla savunmaları nasıl bozduğunu tabi kimse izlemediği için e, maalesef öyle bir algı var. ya. Evet, haklısın. Evet. Şimdi Boston'ın savunmasını Horford'un önünden bahsettik. Topsuz taraftaki switch'i gösterdik.

Hmm. Güzel bir yorum var bu arada. Bir dakika. Akat Jangoç. Curry underrated'ı PR gibi kullanıyor mu? Aslında doğru söyledim biliyor musun? Şöyle bir şey var. Ben bunu geçen sene bir ikili oyun podcastinde anlatmıştım. Konuşmuştuk daha doğrusu. Bir NBA podcasti ve konu da Smart'tı. Bir istatistik vardı. Smart'ın hatta Westbrook'un şut yüzdeleri düşük olmasına rağmen savunmaların bu, bu oyuncular üçlükte pozisyon aldığında ısrarca üstüne gitmesine bağlı olarak bakın bunların şeyi düşük ee, savunma pardon hücum gücü düşük oyuncular ama savunma ısrarla e, üstüne çıkıyor ve çok basit bir fake ile ya da işte bir drive ile geçip kendine pozisyon yaratabiliyorlar bunun psikolojik tarafı ve teknik tarafı olduğunu tartışmıştık yazıda psikolojik bir tarafı olduğunu söylüyordu ben bu işin teknik tarafında gördüm aslında şöyle benim Altyapılar döneminde oynarken ki bir koçum. Ee, ben çok yıldız bir oyuncu değildim ama hani işimi iyi yapıyordum. İyi yaparken de bazen çok çok ekstra katkılar verebiliyordum. Bir gün şey demişti bana işte sen ee... o Yücel'den abonelik gelmiş bu arada. Teşekkürler. Yücel çok sağ ol abi. Çok teşekkür ediyorum. Arkada reji bildirdi bu arada. <laughs> çok sağ ol. Yüceldi. Bugün Sezgin Yücel ve Ayten ile abonelerimizi biraz daha genişlettik. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar sağ olun. Sizlerle büyüyeceğiz. Hep ileriye falan. <laughs> Artık e, herkes Simba emotumuzu kullanabilecek. 2023 belediye başkan adayınız Tancan Simba. Okey. Ne diyordum? E, ha, fake olayı. Koç bana şöyle demişti. Sahada kötü yaptığın bir konu varsa o konuda olduğundan iyi görünmeye çalış. Bakın bu çok ilginç bir detay. Olduğundan iyi görünmek. Rakibi kandırmak. işte rakibi aldatmak gibi değil ama olduğundan iyi görünürsen rakip de sana olduğundan fazla dikkat eder. Bunu hissettikten sonra bazı şeyleri bu yönde yapmaya çalıştım. Gerçekten de rakip savunmanın bunu yediğini fark ettim. Curry'nin durumu da buna benzer. Curry tam olarak e, iyi bir savunmacı imaj, iyi olmadığı imajını kendi de koruyor çok fazla öne çıkarmıyor sağda da dikkat ederseniz atlı üçlükler dışında çok aşırı bir hareketini görmezsiniz genelde sakindir e, ve maçla beraber yükselir onun da ben bunu yaptığını aslında bazı konularda olduğundan iyi kendini daha da iyi gösterip rakip savunmayı da rakip hücumunu da bozduğunu düşünüyorum bu da bir başarıdır özetle anlatmak istediğim buydu Persimba <laughs> o da <olur> abi. <laughs> Kanalımız çok renklendi ya bugün. Eyvallah. Teşekkürler vallahi. Böylece 20 aboneye geçtik. Dediğim gibi 100 abonede Nutella ile ağda yapacağız. Nutella adasına hazırsanız 100 aboneye 100 abone herhalde bana yıllar sonra falan gelir. <laughs> 100 abone geldiği gün biz de Nutella'mızı alırız. Balla karıştırırız. Av neler diyorum ya. Ağzım neler diyor. Gerçek Stilex. 7 maçlık seride kim alır muhabbetini yaptınız mı? Yapmadık. Öyle muhabbetler yapmıyoruz. Ezbere konuşmuyoruz. Biz analiz yapıyoruz. Ezber yok. 7 maçlık bir seride onlara bir üst sıraya taşıyacak kişi işte bilmem nedir falan. Öyle şeyler yok. 7 maçlık seride her şey olur. <laughs> Evet ne diyordum? Ha 3. çeyreğe geldik şimdi. 11-23'te bir pozisyonumuz var. Oynatalım, oynatalım hocam. Ya da şey yapabiliriz ya. 100 abone geldiğinde ee, şey Russell Westbrook'u kışkırtma yaparız. Git Amerika'ya gittim, Westbrook'u kışkırttım. Sponsorum tadımla Beni çekirdek çitlemeye götürdüler <laughs> Amerika'ya. Orada Westbrook'u kışkırttık. İşte, this is Kawhi Drive kalitesi abicim. Bu, işte Kawhi'in aslında ee, birçok şeyi yapmasına rağmen belli şeyleri inanılmaz iyi yapması durumu var ya her zaman. Yani her şeyi yapabiliyor sağda ama bu tip dry'ları inanılmaz iyi yapıyor ve bunun da nedeni aslında ne çok güçlü olması ne de işte çok atletik olması bu tamamen savunma okuması ile ilgili. Yani o kadar odaklı ki basketbola. Bak buradaki datayı şimdi göstereceğim size. Bak topa doğru kat etmeye başladı. Screen'i de kullanıyor ama screen zaten burada işe yaramıyor. Bak şimdi Bak pası aldığı anda pası aldığı anda zaten fake'e başlamış. Bak sağ ayak önde. Jalen Brown'un ifadesine bakarsanız zaten duruşu da çok iyi değil bu arada. Savunma duruşu dengesiz yakalanmış. Topu sağa vurabileceğine inandırmış. Bak stopu yaptıktan sonra tek zamanlı bir stop yapıyor burada. Zaten ayağını çevirmişti. Artık iş bitti. Yani eee şuradaki mesafe, şu mesafe zaten savunmanın size yetişmesine imkan verecek bir şey. Tabii bundan sonra işte Kavay'ın fiziki gücü öne giriyor. Ama bu, işte burada zeka var. Burada oyunu okuma, savunmayı okuma var. Yani savunma şurada sıkrına e takılmamasına rağmen böyle tembel tembel gelip işte ya Kavay bir topu alsın da bakarız da yaptığı anda Kavay sizi öldürür. Parçalar. Potaya gömer için şey yapar, çemberi monte eder bir tarafınıza çok kötü kötü olursunuz. Burada da onu yapıyor. Yani far yapabilir deyiniptin abi zaten onu da yapamaz. İşte iyi e drive yapabilen oyuncuların kalitesi burada başlıyor. Mesela karede de ben bunu söylüyorum. Ya yani topu alıp savunmayı beklemenizin anlamı yok. Ya yani topu daha alırken planı yapmış olmanız lazım. Topa giderken, Jaylen Brown screen'den kurtuldu. Orada Horford var. Sol taraf boş. E, tek stop fake geçerim ben bunu falan. Hani bunları planlıyor olmanız zaten. Tabi bunu böyle adam düşünmüyor da omurilikten planlıyor zaten bunu. Bunları planladığınız zaman iyi delici oluyorsunuz. Yoksa ben alayım hadi İso hadi bakalım başlıyoruz. Sen köşeye git sen buraya git. 5 saniye oldu. 6 İşte biraz daha oynayayım. Hop kıç başlarken onu alırlar sizden. Götürürler o topu. Olmaz o iş. Yani altyapılarda oynayanlar varsa da aranızda drive yeteneğiniz yüksekse drive'larınızı daha topu alırken planlayın. Daha topu almadan önce ne yapacağınızı düşünün. Rakip savunmayı beklemeyin. Her zaman tehdit yaratıp gafil avlamanız lazım. Bütün olay orada gizli. Şimdi 11.06'da Boston'ın güzel bir hücum oyunu varmış. 3 saniye. Herhalde burada so powerful. Love watching him go to the bucket. Evet, tek kat ve oynadıkları oyun. Bu oyun çok güzel bir oyun. Bunu özellikle aldım, hatırladım. Şimdi başından bir bakalım. İşte o kompleks, kompleks ilk yarıda işte özellikle durağan kaldıkları hücumlardan sonra bunları yaratamıyordu Baston. İkinci yarı toparlamıştı. Ki bu da şeyi gösteriyor aslında. Ya yani Bastın'ın biraz daha oynadıkça açılan bir yapısı olduğunu, oynadıkça herkesin birbirine alışacağını gösteriyor. <laughs> Norford'a dikkat et. Bak Preston's oyunu söylüyor. Oyunu söylerken Warford yönlendirme yaptı. Sen köşeye git dedi burada bir değişiklik oldu. Pick and roll oynandı. Pick and roll oynandığı anda, Jalen Brown kata başladığı için, buradaki e, switch çalışmadığı için, halbuki burada switch yapabilselerdi. Iş, e, burada Kava'yın yardıma gitmesi gerekmeyecekti. Yani şu yardım gelmeyecekti. Bu da yine Horford'un başarısı. Tek iki pasta, bomboş gücüm buldular. İşte bu tip oyunları çalıştırabilmek sahadaki oyuncunuzun zekasıyla da ilgili. Yani siz sabaha kadar anlatın, böyle çizin, edin falan. Bir tane işte tek bir hareketle, tek iki pasla bu işi bitirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken akıllı oyunculara sahip olmak. <laughs> Fantazide Kavay alan yaşadı cidden. Evet Kavay bu sene sakatlanmazsa bu sene fantazi, fantazicilerin yüzünü güldürecek. <laughs> Şimdi 9.46'da bir pozisyonumuz daha varmış. Kayrı biraz kay, biraz daha kayrı gömeceğiz galiba. Evet. Ee, şu, biraz daha ilerleteyim. Saat kaç? 10.30 olmuş. 9 gibi başladık değil mi? Tamam. Bugün biraz daha hızlı toparlayacağım gibi yayın Önceden bu maç analizlerini bitirmekte zorlanıyordum. Şimdi hızlandım. Hı, i̇şte bak. E, Kyrie'nin isteğinde bir sorun yok. Kyrie işte geçen sene de bunları yapıyordu. Bu kaçıncı tekrar bu yayın için ama isteğinde ya da savunmayı ee, yapma motivasyonunda çok bir sıkıntı yok ama bilgi eksikliği var işte bilgi eksikliği de burada ortaya çıkıyor bak şu pozisyon tekrar izleyelim bak güzel karşıladın tamam mı kairi ile karşı karşıyasın switch yaptın dibine girdin topu alamadın şimdi bu kadar yaklaşıyorsan kairi'ye biraz daha pozisyonunu doğru alman lazım şimdi çok dik aldığın için burada mesela pozisyonunu böyle değil de belki de biraz daha böyle hatta biraz daha böyle alsa yani ayak pozisyonundan bahsediyorum. Hem çizgide pozisyon vermeyecek. Şurayı zorlamasına izin vermeyecek. Hem de Jalen Brown'un savunmasına tekrar onu itebilecek. Anlatabildim mi? Yani Kyrie'nin ilk hatası bu. Burada gaza geliyor. Tekrar devam edelim. Bak bunu fark ettiği anda da topu çizgiye vuracak. Kavay ve bozdu savunmayı. Çünkü ayaklarını çekemedi ayakları dip dibe kaldı. Çekemediği için de faali yaptı. Direkt e, kapatma faali bu. Halbuki daha işte hızlı düşünse, ayağını çizgiye bassa, orayı kullansa. Bakın bir savunmacının en iyi dostu çizgilerdir. Bunu unutmayın. Yani sahada çizgiler size yakınsa onu bir savunmanın bir parçası haline getirmelisiniz. İyi savunmacılara dikkat edin. Çizgileri çok iyi kullanırlar. Yani özellikle şu köşe noktalar, yan çizgiler, dipler en dip çizgi pot altına doğru oradaki post uplar bir savunmacının en iyi dostu çizgilerdir ve bunu iyi savunmacılar her zaman iyi kullanır ama kavay gibi işte bilgi eksikliğiniz olunca bu tip şeyleri yapamıyorsunuz. Heh, şimdi 6.09'da da güzel bir şey var. Ona bakalım. Entry pass at a foul's charged to Lowry. Lowry doesn't like it. Again, to talk about what the officials are looking at, they're, they're trying to take away grabbing, uh, the grabbing, the pushing, the impeding of progress of players on the floor. bak yine benzer savunma hatası. Gördünüz mü? İşte savunma olarak sen çizgiyi kullanmazsan orada oradan delindiğin anda işin biter. Burada da aynı hatayı Baka yapıyor. Halbuki Baka bir adım erken atmış olsa yani şurada çiz ayağı şuralarda olsa bu iş bitmişti. Ya yani orada geçirmezdi. Burada da ama faal yap, artık faal yapma şansı olduğu için faal de yapma veriyor. Ama tabi Toronto hızlı başladığı için öyle ofensleri de bu sene oturtmaya başlamışlar. Bu da bu da işte şutör etkisi abi. Yani özellikle DeRozan denklemden çıkıp da üzerine Green ve Kawhi gibi hani Green gibi net bir şutör, Kawhi gibi de iyi bir şutör. Hani net bir şutör olmazsa da iyi bir şutör takıma eklediğinizde bu tip early offense'leri çok rahat oynayabiliyorsunuz. Toronto'nun kırılma noktalarında yaşadığı en büyük sorunlardan biri buydu. Oyunu dışarıdan çok az oynayabildikleri için boyalı alanda da çok dayak yedikleri için tıkanabiliyorlardı. İşte bu sezon bu tıkanmayı yaşama ihtimalleri artık çok düşük. Ki Green de sağlıklı kalırsa. Huh, güzel bir tane daha detay var. Şimdi ona devam edelim. Buradan devam edelim zaten göreceğiz. <laughs> 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 hey man, the one player I always remember chris yeah oh demek ki hücumla ilgili hiçbir şey söylemedim dikkatliyseniz özellikle söylemedim çünkü oradaki tıkanmayı ve o şutu atmak zorunda at e, zorunda e, atmak zorunda kalmayı görmenizi istedim onun üstüne de Toronto'nun hücumu <laughs> işte bak <laughs> İşte eskiden hatta geçen sene ilk bu şey başladığında Dwayne Casey ile beraber Toronto'nun değişim başladığında hatalardan biri şuydu. Hatta Lowry çok zorlandığını ısrarla söylemişti. Ben de şeye yoruyordum biraz da hani oyunu, oyuna alışmaya mı zorlandı Aslında zorlandığı konu şuymuş onu anlıyorum. Top hem elinde kalmasın demişler Lowry'e hem de Topu sen e, kısa sürede tutup biz sana bir şey yaratmayalım ya da sen bir şey yaratma ama top sende kısa dursun. Tercihini yap, kullan gibi. Abuk subuk bir şey denmiş gibi geldi bana. Ki hatta bunun da dayanağı şu. Geçen sene hatırlayın çok fazla kaldıratı vardır. Ya topa top biz şekilde Darwin elinde patlıyordu ki topla az oynanması istenmesine rağmen çok top patlıyordu elinde. Şimdi bu sezon hiç alakası yok. Çünkü hemen öyle <laughs> offense de çok hızlı drive ediyor. <laughs> Bak Drive'dan sonra da kat buluyor. Şimdi böyle bir e, ortamda topun zaten Larvi gibi bir adamda kalmasını istersin. Çünkü delici adamın e, varsa onun her seferinde çembere gitmesi şart değil ama savunmayı delmesi şart. Savunmayı deldikten sonra işte bu katları bulunca da pozisyonu yaratırsın evet. işte. Bu da yine akıllı oyuncuya getiriyor bizi. DeRozan'dan mesela bu katları çok göremiyorduk. Biraz daha durağan bir oyun sahibiydi. Öyle olunca Lowry de tıkanıyordu. Şimdi Lowry için de e, bayağı iyi bir ortam oldu. bastının bir tane spacing konusu varmış. Ona geçelim. Sonra da dördüncü çeyrekten de bir iki üç pozisyonumuz var. Sonra da sonda da ufak bir soru cevap yaparız. Bir soru cevabımız olur. Geldik. Mi? Oh çok geçmiş. Pardon. 2.12'ye gelmeye çalışıyorum. Tam buradan gidelim. Şey Hayward the three. One point game. Just a little too casual on that pass. what you don't want to do is you talk about Hayward's struggles. You don't want to give him open looks where so he can find his shot. Bast'ın hücumuna dikkat edin. Şimdi hücumda, daha önceki hücumlarda, o basit oynanan hücumlarda hep neyi gördük? İyi spacing gördük. İşte Horford yönlendirdi, üzerine Tatum boş şut buldu, Jalen Brown boş şut buldu vesaire. Bunların hepsinde iyi spacing vardı. Şimdi kötü spacing var. Mesela Boston'ın geçen seneye göre hala oturtamadığı, sezon başında oturtamadığı alışkanlıklardan biri de bu. Kötü spacing konusu. Bak şurada hani şu yani 3 kişinin bu kadar yakın oynadığı bir ortamda sizin alan bulmanıza imkan yok. Üstüne aslında Tatum da yakın. Yani şu mesafe de yakın. Bak Tatum'un savunmacısını burada tutuyor yani. Tatum'un şuralara falan gelmesi lazım. Brown'un daha da dibe gitmesi lazım. Bu da kötü çok kötü bir spacing ile hücum ettiler ki bunu aslında maçın genelinde bu hataya düştüler birçok pozisyonda bak şimdi spacing'i değiştirmeye çalışıyorlar hala yakın yani bakın hala her şey yakın tam olarak oturtamadılar yine olmadı yani bak yine bozuldu ee, aynı anda Jalen Brown ve Tatum kat etmeye çalıştılar bu da mesela bir iletişimsizlik bir uyumsuzluk ki geçen sene aslında ikisi daha çok oynadı. Olmadı. Yani işte bir diğer sorun da Boston'la ilgili sezon başı sorununda bu. Spacing konusu. E tabi ben bu, tek bu örneği gösterdim ama bu maçı izleyenler varsa da dikkat etmiştir. Bu maçın özelinde de, diğer maçlarda da bu hatayı çok gördük. E, herhalde Brest Simons'un da video derslerde ya de, da video toplantılarında en çok üzerine duracağı konulardan biri bu olacaktır. Çok fazla spacing hatası. Çok fazla kötü spacing var. Gerçi bu Boston için çözülmeyecek bir konu değil ama sezon başı için canlarını sıkıyor. Ibaka konusu var. Bu senenin herhalde Toronto için en kritik adamlarından biri olacak. Ibaka. Onunla ilgili bir pozisyon var. 4.30'da ona bir gidelim. Biraz daha ilerlersem herhalde geleceğim. Ha, geldim tamam. And Tatum with it. Great oh. looks that time. And how about that effort by box passing rebounding? Impressive. Tatum. He's got 16 on six of Chris. Up comes in the corner. And now an offensive five. <laughs> Mr. Charge Kyle Lowry. <laughs> bu arada Kyle Lowry'nin en iyi yaptığı şeylerden biri ya. Hücum <laughs> faal Affetmiyor. Bu maçta da 2-3 tane aldı. İşte bazıları flop yapar, bazıları da oyunu okuyor. Ne yapsın? Aa burada mola mı varmış tüy? geçelim. Evet bu gece Toronto Dallas var. Ee, sonucu bilmiyorum nasıl olur ama Harrison Barnes oynayacak galiba bu gece Harrison da oynayacağı için ilginç bir maç olabilir izlemek istiyorum yani. bakın Ibaka'nın konumlanması Horford'u nasıl çemberden uzaklaştırıyor hatta bir adım öncesine bir. De... Pardon. şurası burada çok büyük bir tehdit olarak görmediği için takımlar onu aldığınızda böyle bir savunma gelmiyor ama yani Horford'un e, Ibaka'nın bakalım buradaki konumundan dolayı ne kadar dışarı çıktığını görüyorsunuz. Katını yaptı, topu aldı. İşte Ibaka'nın Görünmeyen taraflarda da böyle bir katkısı çok yüksek olacak yani bu bu orta mesafe bir şut sonucu çok şey ama genel olarak savunmayı üzerine çekmek dışarıda konumlanmak 5 dışarıda oynamak Bunlarda ibaka çok değerli zaten süresi de e, dikkatli izleyicinin gözünden kaçmamıştır Valenciunas'a e göre çok arttı e, Maç başına bir 7-8 dakika 10 dakika fazla oynuyor hem savunma değeri çok yüksek. Ibaka'nın eski hallerini özellikle oklağama dönemi hallerini hatırlarsanız çok daha blokçu bir oyuncuydu. Sonra Orlando dönemi falan filan ondan sonraki dönemlerde biraz unuttu bu işi. Bıraktı daha da doğrusu savunma şeyi hiç kalmamıştı neredeyse isteği. Şimdi Toronto'nun bu yapısıyla beraber onu tekrar hissetmiş ve yakalamış. Bu çok hoşuma gitti. Hücum tarafında da işte topsuz doğru konumlandırıldığı zaman rakip savunmayı çok zorlayabilecek. Fizik olarak da çok uygun. Atletizm olarak da çok uygun. Yani e, özetle Toronto'nun Horford'u olabilir bu sene. <laughs> Oyun ya bir füle. ben de bende. Ha değil mi? Ya tamam o zaman. <laughs> Fantazide beni gözüne kestirdin bu hafta. Okey. Ee, şimdi Son bölümü komple bir izleyelim demişim. Nereden? 3.25 3.25'e bir gidelim. Gidemedik. Niye gidemedik? Evet. 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 Arkadaki arkadaşın what's kötüymüş ya. Yani. kötü, kötü. Şimdi savunmasında bir detay var ona bakacağız. <laughs>

Şeyde izlediğimiz, üçüncü çeyrekte izlediğimiz kava oyununu bu sefer Hayward ve Rozier üzerinden yapıyorlar. Yine Switch geliyor, Rozier alıyor ve kavaya postap oynatmaya çalışacaklar. İşte akıllı savunma oyuncusu olan Tatum burada konuyu anlamış. Konuya hakim. Bunu görüyor ve bekliyor. Yani oyunun burada oynanacağına emin olduğu için işte bakın bu aslında bir yandan da kötü, Toronto açısından kötü çünkü oyununu çok ezber oynadığınız zaman işte rakip savunma sizi e, çok fazla tahmin edilir bir hale getiriyor ve sizin her hareketinizi anlamaya başlıyor. O yüzden de işte çizili oyunlar dışında esas işte yaratıcı olmak, o akışa kendini kaptırmak, topu e, rakip savunmayı okuyarak kullanmak çok önemli. Burada Teytim e, seti anladığı için bu oyunu anladığı için direkt bekliyor. İyi de düşünüyor ama biraz kötü hamle yaptığı için faal çalıyor erkenler yani belki e, dönerken burada sabit kalsa zaten yeterli olacak topu çalmaya uğraşmasa iş bitecek e, belki de kavay top kaybı yapacaktı ama bu çok güzel bir detay İşte Tatum gibi ikinci senesinde olan bir oyuncunun bu zekaya sahip olması onun e, gelişim ivmesini çok yükseltiyor belki de 4-5 senede top level bir noktaya gelecekti. Belki 6 senede. Şimdi bu haliyle açıkçası beni çok heyecanlandıran bir oyuncu olmaya başladı. Belki de 2-3 sene içerisinde daha da tepe noktasına hızlı bir şekilde ulaşacak. Umarım da öyle olur. 220 20 demişim. Bir de oraya bakalım. Sonra herhalde bu son pozisyon olacak. Bir bakayım. Gerçi onu gösterdim ya Larvin Yunfar'da ama Ondan sonra bir şey var mı? Aslında yok ya bundan sonraki bölümde bir bakalım. Bu, before you make that move. Allow your big to set that And Look at this. The feet are set. Yeah. Oh. And one thing, Serge Baka looking at Kyle right now, saying, "Wait, wait on me before you make that move. Allow your big to set that screen if you're going to use it, so he doesn't get put in that position to get that foul." son bölümü aslında biraz ilginç geçti ya, işte ya bu maçta. Baya e, işte mesela Kyrie Irving'in böyle anlarda işte ortaya çıkması gerekecek ya. Onun için de kötü bir prova oldu. Buralarda hiç yoktu. Yani pek bir katkı sağlayamadı. Ah burası bir galiba Of. <laughs> Bu deny falan değil abi. Bu bayağı mezarına tükürmek ya. Bu, bu ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Şu nedir ya? İki blok birden falan. Çok fena bu. Çok. Ama bak gelen oyunculara dikkat edin. Green ve Kawai. <laughs> Green ve Kavai'nin işte Sen Antonio Spurs'ın herhalde onlara kazandırdığı en önemli şey. Bu savunma follow'ları. Şimdi follow dediğimiz kısım ya yani takip kısmı sadece hücumda değil savunmada da çok önemli. İşte Onların en büyük alışkanlığı bu zaten San Antonio'da. <laughs> böyle ölmedi cidden. Füze atsalar ölebilirler. İşte bir tarafta Kyrie'nin çıkmasını bekliyorsun. Diğer tarafta Lowry'i çekip bitiriyor. Ibaka kalitesi gördük yine orada. Yok onu bir geri alalım. Yani herkes orada ve şey e, Lavri de çok iyi kapatıyor. Yani Toronto'nun savunma isteği son bölümde böyle artık şey tavan yapmış. Ibaka orada, Kavay orada, Lavri çok iyi ortayı kapatıyor. Hiçbir şekilde açık vermiyorlar. Ve Ibaka bu da yetişti. Kawhi'de faal istiyor da zaten pozisyon geçmiş. Toronto şu motivasyona geçen sene sahip olsaydı herhalde kırıldı rahat geçerdi. Ama hiç sahip olmadığı için o iş olmadı. Evet, Boston Toronto maçı böyle. Maçta biterken ben de e, maçı tamamlıyorum ufaktan. Eğer varsa sorularınızı alabilirim. Soru cevap yapabiliriz bir 5-10 dakika. Sonra ufaktan da yayını kapatırız. Ha bu blok, bu blok acayip ya. Manyak bu delilik. Şurada daha güzel gözüküyor. <laughs> Sen vurdun ben de vuracağım. Neyse güzel maçtı. Bu maçı izlemediyseniz bir şekilde bulup izleyin derim. Bu sezonun en güzel maçlarından biri oldu. E, haftaya yine böyle haftanın maçını seçeceğim bir tane. Onu konuşacağız. Güzel şeyler o çıkacaktır yine. Bu hafta da ilginç maçlar var. Abi genel klasik bir soru ama Taşlı iki atıraş. Geçen bir kez daha bakayım diyerek 2 saat baktım en iyi 3 draf sınıfına. Bence sırasıyla 84 03 96 katılıyor musun abi? Valla wow, şu an o kadar ezberden şey yap veremeyeceğim ki buna, buna bakmam lazım. Bakalım. 84 zaten Jordan seçildi, 03 e, 2003'le Brunan seçildi, 96 Kobe'nin seçildiği miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Dur bakayım. 96'yı çok hatırlayamadım. Ha 96 şey ya tabi Kobe ile beraber o bütün e, psikopatların geldiği sene. Tamam tamam hatırladım. Iverson, Kambi tamam hatırladım. Tamam 96'yı hatırladım. Bu, bu sınıf çok iyi ya. Ya bu sınıf bu sınıf bayağı iyi bu arada. Yani evet, yine çerçöp adam çok ama yani tepe oyuncuların ki de aslında bir noktadan sonra harcandı. Ya tepe oyuncuların çoğu çok iyi. Bir tek Anthony Walker burada sırıtıyor. Antoine Walker. Onun zaten orada ne işi var hiçbir zaman anlayamayacağım. Tabi geçen seneki ee, draft sınıfı da çok iyiydi yakın dönem olarak. Onu da ekleyeyim hemen. Ama bunun geneli iyi evet. Hatırladım bunu. Hatta meşhur bir posteri vardır bunun. Şu tepedeki oyuncuların bir arada olduğu güzel posteri vardır bu senenin. Hatta onda Fast Break dergisi verdi hiç unutmuyorum. 2003'e de bir bakalım. Buradan direkt zıplama var mı acaba? Herhalde yoktur. Ben yazarak gideyim o zaman uğraşmıyorum. Kimmiş tane seçildi. Şu an boksörlük yapan Milicic. <laughs> Ya bununla ilgili bir şey diyeceğim. Yani LeBron dışında aslında bunu en iyiler arasına sokmak biraz zor. Yani geri kalanı çok çöp. Bayağı çöp. Hiçbir şey çıkmadı gibi bir şey bu draft'tan. Yani ikinci şeye bakarsan şuralara. Ya yani şu oyuncuların. Bak Korver 1. Moe Williams 2. Of Bejirovic ya. Çok fena patlamıştı o da. Zaza 3. Blake de hadi bir yere kadar diyelim. 4 da süründü. Of ikisi falan var ya. Yani ikinci turda 4 oyuncu dışında Kepa, Kapano ve Walton da say. 4-5 oyuncu dışında hiçbir şey yok. O buranın altta çok kötüymüş ya. O Cabar Kapa falan var. Bunda bu da Avrupa'ya gelmişti. Delfinolar, Merfinolar, Caymanlar. Yani <laughs> şöyle diyeyim ilk 5-6 sıra dışında ki Milicic de çıkar. Evet yani çok kritik oyuncular var. NBA tarihini etkileyen oyuncular var ama en iyi sınıf demek biraz zor 2003. Ama tabii 96 ve 84 daha ayrı. Ya ödül skor liderlik falan bakmanın çok çok bir anlamı yok ya. Yani ama evet bu 2003 draftının genel olarak zaten tepede en tepede yer alan 2-3 isim çıkarması tabi o açıdan çok yüksek. Ama işte geçen sene de çok iyiydi o açıdan ki geçen seneki drafttan aslında bayağı bir şey çıkmış olacak bak tekrar bakalım ona da. Yani Darren Fox bile bu sene iyi, iyi duruma geldi ya ilginç bir şekilde. Zach Collins bu sene Portland'da iyi duruma geldi. Ya yani buradan da çıkabilecek çok oyuncu var ve hani tabi biraz şey değişti. Şimdi tepede ki oyuncuların belli bir seviyedeki erişilebilirliği düştü aslında. Yani belli takımlar çok fazla tanking'de kaldı. Bu takımlar o tepedeki 3-5 oyuncu kapatmaya başladı. E diğer takımlar da alt sıralardan büyük isimler çıkarmaya çalışıyor. Yani ben bence draft sınıflarında da alt sıralardan iyi oyuncu çıkartabilmek o draft sınıfının aslında biraz bence kalitesini arttırıyor. Yani e, o yüzden de sizin işte 13. sıradan gidip daha mı Mitchell bulmanız bu sene 41. sıradan Mitchell Robinson bulmanız işte ne bileyim bak 20. sıradan Harry Giles gitmiş ki Harry Giles Sacramento'da bu sene fark yaratabilecek bir oyuncu 27. sırada Kay Kuzma 30'da Josh Hart yani bu, bu, bu draft sınıfında aşağıdan çok fazla iyi oyuncu var bu da işte o draft sınıfının değerini arttırıyor aslında ki ben bu senekilerden de çıkacağını düşünüyorum büyük takımlar çünkü daha dikkat edip daha fazla oradan e, bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Grind var yani özellikle. <laughs> Grind var draftta. Lebron demişti abi 2003'ten beri draft diye. Kesinlikle yani. Durant'in olduğu sene Seattle'ın seçtiği sene aslında. Durant'in senesi hangisiydi ya? E, 2000 değil. 2000 2005 miydi o? 2005 miydi ya yanlış mı hatırlıyorum? Hadi bakayım. Yanlış hatırlıyor olabilirim bu arada. Hatırlatırsanız 2005'ti, 2004 müydü? Bir hatırlatsanız onu bana. Yoksa daha mı o sonraydı? 2006 veya 7. 2006 da değilmiş. 7 o zaman. Ha 7 tamam tamam. Doğru doğru. 2007. Tamam. Greg Oden'ın e, dev patladığı draft hatırladım. Durant, Horford, Conley, Green. Of Jeff Green. Jeff Green'in her gelen oyuncunun bir kere onunla oynadıktan sonra idim, abi çok iyi adam aslında falan deyip Jeff Green'in sonra bütün sezon hiçbir bok yememesi. Yani çok iyi mi? ya yani yine tepedeki birkaç oyuncu iyi. Evet gerisi gerisi bayağı cacık. Peter Koponen varmış ya. Koponen'in ben draft olduğunu bile unutmuşum ya. Koponen draft mı olmuş? Vay anasını arkadaş. Stanko Barac. Vay 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 vay. Yok ya bu bayağı cacıkmış. O bunun ikinci turundan bir tek oha bir tek Mark Gasol sürpriz olmuş. O bu gerisi bayağı kötü ya. DJ Stropeli, Rakocevic, Ramon Session falan var. Rudy Fernandez 24. sıradan seçilmiş. Yani tepe tepedeki 5 dışında 4 dışında zor. Hatta odun da çıkar. Onların işi zor. <laughs> Tancan biraz Fultz hakkında konuşur musun? Durumu çok bayım gözüküyor. Ya Futsu bu hafta ikili oyunda da konuşacağız. O yüzden çok detaya girmeyeceğim ama Fultz'un Fultz'la ilgili şunu söyleyeceğim. Üçlük attım. Çok mutlu oldum. İşte bilmem ne yaptım. Ya bakın geçen seneki sakatlık yaşadığı dönemde yani bir sakatla aslında sakat olduğunu anladıktan sonra bir duygusal bir dönem oldu. Hepimizin romantikleştiği bir dönem oldu. Ama sonra şunu düşündüm. Ya bu sezon geldi. Üzerine maçlar başladı. Yazı geçirdi. Sakatlığı geçti. Şutunu düzeltti vesaire. Tamam. İyi de abi bundan önceki oyuncunun hatası, günahı neydi ki o zaman? Biz yıllarca draft'ın birinci sırasında seçilmiş birçok adamı öldürmedik mi, gömmedik mi? İsimleri anılmaz oldu. Hepsi silindi gitti. Yıllarca işte şutunu geliştireme diye birçok kişi burada ipedizildi. ipe dizildi. Bütün NBA tarafından, Amerikan seyirci tarafından, Avrupa Türk seyirci fark etmez. Herkes tarafından ipe dizildi bütün adam ama konu futs olunca bir anda şey oldu. Aa, adam şut attı. Oley. Üçlük attı falan. Ulan ne yapıyorsunuz oğlum? NBA <laughs> ben Simmons level değil ki adam. Hani ben Simmons seviyesi olsa tamam hani şutunu bir sonraki aşamaya bırakabiliriz. Şu haliyle Fultz'un Philadelphia'ya hiçbir katkısı yok. Skorer değil. Ha savunma var. Okey ona bir şey demiyorum. Savunma da iyi. En azından birebir savunmada rakibin önünde durabiliyor. Ki yardım savunmasına falan aksıyor ama birebir de durabiliyor. Ona okeyim. Ama hücum tarafında Simmons'ta bir uyumu yok. Topa yön veremiyor. Skor üretemiyor. Şut attı diye herkes seviniyor. Okey de yani ya biraz ilerlemek lazım orada. O yüzden foot konusunda biraz doluyuz. Onu ikili oyunda da detaylı konuşacağız. Ayto, Mo Bamba ve Trey Tavan'a büyük şeyler olur tabi. Tabi 2018 baya iyi. O açıdan. 2008'in ikinci turu iyi abi. 2008'in ikinci turu. Bakalım. Ha Derrick Rose'un senesi. Michael Beasley var ikinci sırada. O.J. Mayo May da çok kötü gitti ya. Sakatlandı, makatlandı. Çok, bence hiç fena bir adam değildi. Westbrook, Kevin Love. Tabii Mayo'nun Westbrook'un önünde seçilmesi. Hatta Beasley'nin e, Westbrook'un seçilmesi falan ilginç. Gerçi Beasley de lisede çok hayvanmış. Ona da şimdi bir şey diyemeyeceğim. Çok hayvaniymiş. Jason Thompson. Vay 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 vay. Brandon Rush. Ceval. Öf, çok kötü. İkinci tura geçiyorum. İlk tur beni çok mutsuz etti. Joey Dorsey. Deandre Jordan. Bak mesela mükemmel Steve. Mbamute. Güzel. Sunny Wims varmış. Vay anasını ya. Ben onu da hatırlamıyordum ha Wims. Seçildi. Aa Patrick Yu. <laughs> Ante Tomic. Vay vay vay. Oğlum Tomic'i Dragic'in önünde seçmişler bir de bu sene. Oha hiç hatırlamıyorum bunu ya. Ama evet ikinci turda burada 3-4 tane Steel var. Güzel. O açıdan iyiymiş. Ve son sırada Semi Herden var. <laughs> Cenk, Cenk Akyon sen hangisiydi ya? O da güzeldi. Dur, hatırlarsanız yazsanız ona da bakalım. Lonzo'ya yapılanlar Fultz'a yapılmıyor. İlginç gerçekten. Kesinlikle katılıyorum. Yani Federer ile ilgili e, sezon öncesi yayında biraz konuştuk. Orada da çok kızdım. Brad Brown'un hiçbir değişiklik yapmaması, takım planlarının geçen sene aynı kalması ve bu sene bunun e, acılarını çekerek başlamaları çok tuhaf. Ve hala sanki herkes geçen sene yaşamamış gibi hareket ediyor. Bilmiyorum yani çok kötü. Niye böyleler? Acaba aşırı bir özgüven mi oluştu? Onun onun mu nedeni var? Onu on bunu körüklüyor ama çok tuhaf geliyor bana. Ve hatta hani bastın Federer'i yenerken geçen sene son maçta ne yaptıysa aynı şeyleri yaparak yendi. Yani bu koç için de kötü. Yıllarca Mourinho, Alex Ferguson, Wenger'i böyle yeniyordu. Ben de sinir oluyordum. Yani ben koç olsam sinir olurum ya aynı şekilde yenilsem. Ama ilginç. Hiç kimse takmadı bunları. Gerçekten de Lonzo'ya yapılanlar futsa yapılmıyor. Aynen yani. Ya ben Şamet'in neden süre aldığını hala çözebilmiş değilim. Bir gün bana birin o Samet'in niye oynadığını anlatırsa. Bak Furkan oynasın diye demiyorum. Gerçekten Şamet'in e, hatta geçen gün ilk 5 çıktı. Nasıl bir potansiyeli vardı ben göremiyorum. Hani muhtemelen şu haliyle Furkan da 5 çıkamaz ama Şamet de 5 çıkamaz o haliyle. Artık oyuncu yokluğundan diyeceğim ama yine de e, Redik var falan hani ne bileyim Şamet nasıl bir beklenti var. Ne gördüler de biz göremiyoruz? Belki ileride patlayacak. Bilmiyorum idmanlarda çok iyi olabilir. Ama şu ana kadar hiçbir şey göstermedi bence. Hani ekstra bir şey göstermedi. Abi bu GSV ayrılıkları kariyer hedefleri vesaire zaman konuşuyor fakat cap yüzünden kontratlarda istediğini alamayacaklar için gidebilme ihtimalleri var mı? Ya bu herhalde en çok konuştuğumuz sorulardan biri. Ee, her sene zaten NBA'in de en çok konuştuğu sorulardan biri. Bununla ilgili e, en somut konulardan birini aslında Clay Thompson yarattı geçenlerde. Daha önceden ben e, anlaşırım, istediğiniz parayı oynarım derken Geçen hafta yaptığı açıklamayla "Yok abi ben e, emeğimin karşılığını istiyorum. Hak ettiğimi isteyeceğim. İndirim indirim yapmayacağım." dedi. Bu biraz bence e, işin bir blöf tarafıydı. Yani ben masaya koparabileceğimi e, koymak istiyorum. Beni öyle çantada keklik görmeyin demekti bu. Eğer böyleyse zaten bir şekilde anlaşırlar ama değilse ve cidden e, istediğini almak istiyorsa yani 30 milyon civarı bir kontrat hedefliyorsa ki Clay'in 30 milyon civarı bir kontrat alması ki cap de artacak 1-2 sene içerisinde çok ideal mi? Bence yüksek 25-30 arası bir şey kurtarabilir ama herhalde o da bunları kabul etmeyecek. Hatta 20 civarı falan kesinlikle kabul etmeyecektir. Hani 4 yıl 20 gibi, 4 yıl 80 gibi falan kabul etmeyecektir. Muhtemelen o 4 yıl 120 gibi bir şey isteyecek. Golden State'in de onu vereceğini zannetmiyorum. Ki Golden State de tabii sinsi sinsi bence Anthony Davis'i kovalıyor. Zaten bunun dedikodusu çıktı. Eğer Durant ve Clay ayrılırsa Davis'i getirmek çok büyük bir hamle olur ve doğru bir hamle olur. Golden State'in bütün o savunma sistemini de bir sınıf daha üzerine çıkarabilecek bir oyuncu olur Anthony Davis. Zaten hücum tarafı tartışacak bir tarafı yok. O yüzden hani bence ayrılıklar olacaksa şu an ibre hani böyle kayan bir ibre varsa Clay ve Durant tarafında gibi. Ağırlıklı Clay ama. ...2009'un ilk turu. Gel taştan heykel tıraş. Bizi bugün bütün NBA draft sınıflarına soktum. Bakalım. 2009. Haşim Tabit'i seçen aklınızı... Memphis ne diyeyim. <laughs> Ha, şimdi Tabit'ten sonra giden oyuncular James Harden, Ricky Rubio, Stephen Curry, Demar DeRozan. Oy vay vay vay. Bayağı iyiymiş. Austin Day var ama arada. Austin Day de Galatasaray'da oynadı bir dönem hatırlarsınız. Şimdi Euro Cup'ta oynuyor galiba. Tyle olsun da kayboldu gitti. Çok asistçi bir kardeşimizdi. Fantezi Lig'de. Aa Day var. James Johnson var. Fena değilmiş harbiden ha buranın ilk turu. Darren Collison. Rodrik Bobo Vay dallasın gülüydü bir dönem oklamadan sonra. Neyse şimdi Efes için ter döküyor. Tony Douglas. İkinci tur tabi patlamış. Patrick Beverly bir oradan çıkmış. Derek Brown var. E, Nikka Eltesi hatırladım bak. Onun seçildiğini hatırlıyorum. Eee sonrası cacık. Emir Prezic mi seçilmiş bu sene ya? Emir nasıl drafta girip de seçilmiş abi? Of herhalde alemden gidip drafta girdi ya. Bu gece falan derken gidip hastır drafta seçilmişiz falan deyip ayılmıştır sabah. Cenk Akyol'un 2005 miymiş? Dur bakalım o zaman. 2005'e bakalım. 2005'in bir numarası Bogut. iki numara da Marvin Williams. <laughs> Neyse 3-4 iyiymiş Allah'tan. Derin Williams'ı hatırlarsınız lokat dönemi Avrupa'ya gelmişti Beşiktaş'a. Andrew Bynum. Bynum da gitip giden değerlerimizden. O baya kötüymüş bu arada ilk turun sonları. Luther Head falan kim abi? Bunlar Francesco Garcia, Johan Petro ya. Yani bu herif de öyle hızlı silindi ki. Bazı şimdi görünce hatırladım. Crazy Allah Allah. Yani görmesem adını hatırlamayacağım adamlar. Ersan 36 yani Ersan şurada var ya ilk turda 15 falan gitmesi lazımmış. O hiç mu hiç bu Cenk Akyol ya 59. sıra. Hemen üstüne Marsin Gort Gort'a seçilmiş. Gort'a bayağı aşağıda kalmış. Gerçi o da çok geç patladı. Bak Andre Blaş da ilginç bir oyuncuydu ya. Bir dönem çok iyi oynayıp silinenlerden. Aa Lou Williams varmış. Vay. Nice. O da Philadelphia'da iyi iş çıkarmıştı uzun süre. Montelis. Montelis de Golden State'in yoklukta sürükleyicisi olmuştu. Philadelphia net favori olduğu maçları alır. Kafa kafaya daha hiçbir rekabetçi maç kazanamaz. Ya yani şu oyun planıyla ve şu kafa yapısıyla kazanamaz. Katılıyorum. Çok zor. Redick Fools'tan dolayı oynamıyor olabilir mi? Evet Fools'u bir ilk beşe yerleştirme konusu var. Ee, maalesef öyle. Çok tuhaf. Emir Prelsic ailemci miydi? Evet dev ailemcidir Emir Prelsic. Hatta bakın cicişlerde falan fotoğrafı vardır ya. Dur bakayım. Çıkar. Emir Prelsic cicişler yazsak çıkar mı? Ah çıktı. Adamım ya. NBA'in gülü. <laughs> Ortam yanıyor ya. Bu arada hep böyleymiş ya. Yani bilenlerden de dinledim de. Ki Kaan Kural da çok anlatır. Kesin denk gelmişsinizdir. Hep böyleymiş yani adam. Ya yani çok acayip. Emir Prezic'in hiçbir zaman beklenen oyuncu olmaması ve o, o beklentilerin kredisini yiye yiye bugüne kadar gelmesi çok acayip ya. Neyse çok kötü. Yani işte şeye üzülüyorum bir yandan da. Onun olacağı yeri, olduğu yeri hak eden birçok oyuncu gitti gitti yani. Belki onun yüzünden süre alamadı. Belki onun yüzünden hor görüldü. ikinci sınıf oyuncu olarak görüldü ama belki ona verilen şansları alsaydı ondan çok daha iyi yerlere gelebilecek oyuncular vardı ama hepsi gitti. Bu arada bu draft sınıflara bakma işiymiş ya. Bugün bununla ilgili bir yayın mı yapsak güzel olabilir. Böyle açalım. Geçmişten bugüne draft sınıflarına şöyle tek tek bir bakalım. Yani çok üzerinde durmayız ama böyle hızlı hızlı bakıp yeğik çıkartabiliriz bundan. Güzelmiş. Tamam bunu not alıyorum. Bunu yapalım. Food konusu anma hizmetine döndü. Aynen. Bu arada ha, bak Kabuki yazmış. Cenk Akyol acayip oynuyor. 25'te 28 atmış hatta galiba. İkinci ligde İTÜ'de oynuyor şu anda. Eee pardon basketbol liginde şeyde ee, ne diyecektim? Ha, İTÜ'de oynuyor. Ondan önce de 20 küsür 20 küsür atıp bugün de 28 attı galiba. 2-3 maçta hep 20 plus. Bayağı iyi oynuyor. Bir, bir şey olmuş. Bir kendine gelmiş. Bu arada yaşı çok kötü değil abi. Yani Cenk'in. Cenk şey yapsa form tutarsa böyle 31 yaşında birinci ligde de yani süper ligde de bir takımda 2 sene 3 sene kontrat bulur eğer böyle oynarsa. En azından orta sıra alt sıra bir takımda oynar ne olacak? Ya ben Cenk'i bilmiyorum. Nerede anlatmıştım galiba da. Cenk Akyol'u ben altyapıda izledim. Efes sende oynarken 2000'lerin başında. Yani aklımız gidiyordu ya. Cafera'da falan aklımız gidiyordu. Ben hani koçluğa yeni başlıyordum. Benim yanımda hani daha büyük yaşlı koçlar vardı. Ya tek çeyrekte, bak tek çeyrekte diyorum, 20 10 10 falan yapıyordu çocuk. İnanılmaz oynuyordu yani, inanılmaz hızlı, inanılmaz şutör, asistler böyle artık topu nereden çıkardığını falan anlamıyorsun ya. Yani sağ görüşü inanılmaz, savunma yapıyor falan böyle. Feci ya fizik zaten kendi yaşlarının çok üstündeydi ki kendi yaşıtlarının üstünde oynuyordu bir üst yaş üst yaş sınıfıyla orada bile iri kalıyordu. Fiziği de muazzamdı. Ama e, o zamandan şunu görüyorduk. Pardon. E, bizzat şunu yaşadım. Koçu e, bir taktik vermek için. O zamanki altyapı koçu kimdi hatırlayamıyorum tabii şu anda ama. Yanına çağırdı ve dönüp şöyle yaptı. Ya siktir git dedi. Bak bu çocuk e, işte kaç? 16, 15, 16 yaşında falan. 17 ya da işte neyse. Bunu bunu birkaç kere gördük. Mesela ben işte molada gidiyordu hiç sallamıyordu şeyi falan. Ee, molayı falan taktiği vesaire hiç sallamıyordu. Bunları da görüp bir yandan korkuyorduk. Maalesef korktuğumuz oldu. Yani Cenk Akko konusunda. Ki kendisiyle ilgili zaten en büyük sorunlardan biri bu motivasyon konusu. Yani kendisini çok çok yukarıda gördüğü için farklı bir motivasyonla sahaya çıkıyordu ona bir şeyler anlatmak çok zordu. Yani sizi dinlemiyordu da. Dinlemeye dinlemeye işte olacağınız yerde bu. Ve şöyle bir şey var aslında kendisinin bu konuda yaşadığı aydınlanma kendi röportajından okuduğum kadarıyla İtalya'ya gittiği dönem. İtalya'ya gidince yani biraz da düşüşle gitti aslında ama yine de gitti İtalya'ya. Orada hem coaching olarak hem ortam olarak ona çok güvenildi ve iyi bir e, eğitimden geçti. Tam o, o dönemden sonra patlayacağı yine bekleniliyordu. Bu sakatlık yaşadı. Sakatlıktan sonra biraz daha sakatlık yaşadı. O sakat geçirdiği dönemler çok uzamaya başladı. Muhtemelen kendine de çok iyi bakmadığını düşünüyorum. O yüzden de o toparlanma olmadı. Yani şimdi yine bu gösterdiği performans aslında e, normali. Ama işte bu normali göstermek için bir ö, 15 sene kadar geç kaldı maalesef. Enes Batur koçuma pis. <laughs> Cenk Akyol beni psikolojik kışkırttı. Neyse biz de biliyorsunuz ekmek yemiyoruz biz. Biz drama ekmek drama. biz kan kanalımda ekmek yemiyoruz. En azından beyaz ekmek yemiyoruz. Kaliteli ekmeğe varım ama. Bir İtalyan ekmeği olur. Kaliteli bir siyez ekmeği olur yeriz. Onlara varım. Getirin yiyelim. Şefim yapsın. Gastro şefim yiyelim. Bak onun yemeğini izliyordum. Sonra ben yayın açtım. Yemek ne oldu bilmiyorum. Bitirdim acaba. Neyse o zaman bugünlük bu kadar. Bir draft yeni yapacağız dediğim gibi. Güzel olabilir. Draft sınıflarını inceleriz. Bakayım birileri varsa da sizi yollayayım ben oraya. Sonra da ben de kaçayım yavaştan. Bakalım kimse var mı? Gastro yayında mı hala ya? Gastro yayındaysa sonra da hatırlıyorum. Hı, gastro yayındaymış. Ama onun da gastronom live ontu. O kadar uzun kini ki. Evet sizi yolluyorum. Bakın gideceğiniz kişi süper bir şef adayı. Daha genç ama güzel işleri var. İzmir'de de güzel bir dondurmacı da şu an e, şef olarak çalışıyor. Takip edin izleyin. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Görüşürüz.